Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 04.01.2015. Güzel bir gün demek ki. 2015 senesinin ilk sohbetini burada yapmaya başlıyoruz kısmet olursa. Cenab-ı Hak her birerlerimizi 2014'te olduğu gibi hatta ondan daha ziyade gelişmelerimizi nasip etsin inşallah. Bilindiği gibi konumuz neydi? Merkez dosyası idi. Kardeşlerimizden, arkadaşlarımızdan da kendi düşüncelerini almıştık. Onların hepsini okumamıştık. Son bir özet bölümü vardı. Orasını okuyorduk. Geçen sohbetimizde bitirmiştik. Ancak mevzuya uygunluğu yönünden bir de 16.03.2014 Pazar günü kaza ve kader hakkında yapılan sohbeti de ilave etmeyi uygun bulmuştuk. Faydalı olur diye onu da hem dosyaya koymuştuk hem de sesli olarak burada istişari manasında da hem anlatalım hem anlamaya çalışalım inşallah. Çünkü kader mevzuu bilindiği gibi mevzuların içerisinde oldukça çetin bir konu. Birçok gruplar bu kazar mevzuu hakkında ayrılarak gruplar oluşturmuşlar, sistemler oluşturmuşlar kendilerine göre. Belki hepsi bulunduğu yer icabiyle, itibariyle haklı olabilir. Ama bulunduğu yer itibariyle haklı olabilir. Ancak kaza ve kader bahsi birçok mertebeyi ilgilendirdiğinden bütün bu mertebeleri içine alacak ve hiçbir boşluk bırakmayacak şekilde bir izahı ve anlaşılması gerekiyor. İşte o zaman biz gerçek kaza ve kaderin ne olduğunu ancak bilebiliyoruz. Aksi halde bir grubun anladığı istikamette ya cebriyeci, ya kaderiyeci, ya mutezile veya ehli sünnet gibi grupların alan isimleri içerisinde biz de onlara uyarak o kadar anlamış oluyoruz. Ama bütün bunların içerisinde en güzel olanı, dengeli olanın ehl-i sünnet vel cemaat grubunun anladığı kader anlayışıdır. Ancak bu da tamamen doldurmamakta, doyurmamakta, yeterli olmamaktadır. Ancak ehl-i sünnet vel cemaatin zahiriyle birlikte batıni hakikatlerini de ilave edebilirsek o zaman kaza mefhumu, kaza sorunu yahut kaza sahası veya kaza ilmi gerçek olarak anlaşılmış olmakta. Ama bu da epey zor, oldukça da çetin bir mesele. Anlaşılması için biraz zamana ihtiyaç var ve gayrete, çalışmaya ve araştırmaya ihtiyaç var. İşte özetle bu mevzuyu da anlamaya çalışalım. Sayfa 270'te kalmışız ki orada ortalarından başlıyor. Oradan devam edelim. Cenab-ı Hak her birerlerimize bu hakikatleri gerçek manada idrak edebilecek gönül sahasını ve o cepheyi bize açmış olsun ki o açıklığa bu bilgileri koyabilelim. Bir zaman ve zemin olmazsa bunlar nereye konulacaktır? Aklımız, gönlümüz dünyalık işlerle dolu olduğu zaman bu yeni gelecek bilgilere, misafirlere, misafiri gaybi de diyorlar, yer olmayacağından onlar geldikleri gibi giderler, bizim de elimiz boş kalır. O halde yapılacak şey evvela temizlik olması gerekmekte. Şimdi yine kime hangi cam, hangi kapı yakınsa gönlünde içinde ne var söyledi diye atıversin onları ki yer boşalsın. Yani muhabbet ettiğimiz ne varsa haktan gayri, tabii anne baba, kardeş, eş bunlar müstesna ayrı kalacak. Onların üstünde olan bir yere muhabbeti Resulullah, muhabbetullahı koyacağız.
ve diğerleri de ondan sonra gelecek. O zaman bir zararları olmaz. Evet, şimdi bu aklımızda, gönlümüzde, ruhumuzda boşalttığımız yerleri doldurmaya çalışalım. Bıraktığımız şeyler bizim peşimizden takılır gelirler gene, zannet ve ki kaybolurlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bilindiği gibi kaza ve kader hükmü İslam hukuku içerisinde anlaşılması en zor bölümlerden bir tanesidir. Gerçekten de öyledir. Peygamber Efendimizin hayat hikayesini öğrenebiliriz. Fıkhi konuda sünnetleri, farzları öğrenebiliriz. Namaz nasıl kılınır, oruç nasıl tutulur, bunları öğrenebiliriz. Hacca, umreye nasıl gidilir, öğrenebiliriz. Çünkü bunlar kendi mertebelerinde, kendi düzeylerinde, kendi mertebeleri itibariyle bir ilim sistemi içerisindedir, öğrenilebilir. Ama kaza ve kader insanın ve tasavvufun, tevhidin veya meratib ilahiyenin bütün mertebelerinde var olduğu ve bütün mertebelerin içinde anlaşılması gerektiğinden bu yüzden biraz zordur ama anlaşılmayacak bir şey yoktur. En zor anlaşılmasının sebebi ezeli ve ebedi içinde barındırması yüzündendir. Yani kaza dediğimiz zaman bu ezeli belirtiyor. Yani bizim kaynağımızı ve kaynağımızın da nereden başladığını bilemediğimiz için çok ezelleri, eskileri eski de denmez de işte beşeri sistem de deniyor. Eskimez eski ye kadar dayanıyor. Yani ahadiyet mertebesinden vahidiyet mertebesinde olan aktarımdan beri bizim kaza diye bilinen ve diğer isminde ayağını sabite olarak programlanan hayat sistemimiz oradan gelmekte. Hem alemlerin hem de bireylerin ömürleri süresince geçerli olan ve ömürleri bittikten sonra ahirette dahi devam eden bir saha olmasıdır. Bakın, biz dünyaya gelmezden evvel belirli bir kaza hükmünde hükmümüz vardı. Kaza zaten hüküm demek. Dünyaya geldik, kaza denen hüküm mana alemine ait bir husus. Bunun tahakkuku, tafsili ve yaşanması dünya alemine ait olan bölümüne de kader demekteyiz. Kaza program, kader miktar miktar, sene sene, ay ay, gün gün bunların yaşanması da bizim kaderimiz olmakta. Yalnız işte bu kader kazaya bağlı olan bir hüküm ile yaşanması sürmekte, yani belirli bir sistem içerisinde. Yoksa böyle bir hüküm, bir sistem olmamış olsa biz karma karışık bir hayatta oluruz burada. Sabah kalkarız başka, öğlen gideriz başka, akşam gideriz başka. Hiçbirbirleriyle irtibatları olmaz. Hiçbir kimsenin birbirleriyle bağlantısı olmaz. Herkes karma karışık hayat yaşar. Bu da hayat olmaz. İşte bu hayatın düzgün olarak bu şekilde devam etmesi bizim kazalarımız neticesinde olan program içinde olmasındandır. Aksi halde böyle genel bir program olmamış olsa karma karışık olur. Mesela düşünelim bir karınca ailesi. Bunlar nasıl bir program içerisinde hepsi belki birbirlerinden habersiz fıtri olarak aynı yöne gitmekleri, aynı yönden gelmekteler, aynı iş yapmaktalar, aynı işte gıdalarını toplamaktalar. Eğer bunların hepsi birbirine bağlı olmadan tek tek hareket etmiş olsalar ne kışlık erzak toplarlar ne bir şey olurlar. Karma karışık bir hal olur orada ve yaşamlarını da sürdüremezler. Bizleri de öyle düşünelim. Nasıl herkesin birbirine olan bir bağlantısı var. Yakın çevre, biraz daha geniş, daha uzak çevre. Herkes birbirinden haberdar ve ne şekilde hareket edilecekse birlikte edilmekte. Eğer böyle bir sistem olmamış olsaydı
insanlık aleminin bu yaşantısı olmazdı. Evet, hem alemlerin böyle bir kazası var. Yani genel olarak bizim bir dünyamızın, yani bizim üstünde yaşadığımız dünya da bir varlık, bir fert. Onun da kendine göre bir kazası var. Yani Cenab-ı Hakk'ın işte belirtmesiyle kaç bin sene, kaç milyon yahut milyar sene dönüşünü sürdürecek. İşte güneş ne kadar duracak, hangi burçta ne kadar kalacak, işte ateş küreden toprak küreye sonra işte sulu aleme mutedil bir devreye geçecek. Bu hep kazası onun, yani programı. Bilgisayarın programı var, açtık, bakın şimdi program dahilinde. O program onun kazası, programın çalışması da kaderi olmakta. İşte dünyanın da üzerinden geçen bu seneler hep onun kaderi. Miktar, 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 miktar yaşanması kaderi. İşte bizlerin kaderleri de ezeli olduğundan ezelde bir kaderimiz var. Ve bu fiili manada bir husus değil. Tamamen ilmi ve latif manada. Bunun faaliyete geçmesi madde halinde, yani şehadet aleminde müşahede edilmesi. Bakın, şahitlik edilmesi. Ama eksi, ama artı fiil işledik. Kazamızda böyle bir fiil var ise de bu nasıl olsa bunu yapacaktı gibilerde, o zaman bunu yapmasına gerek yok. Ahirete doğrudan intikal etmiş olsaydı, yani Adem Aleyhisselam cennetten yeryüzüne inmeyip cennette kalmış olsaydı, nesli bizler de orada kalmış olsaydık, o zaman müşahedeli bir yaşam olmazdı. Cehenneme gidenler derlerdi ki biz ne suç işledik ki cehennemdeyiz. Bilmiyoruz ki biz ne yaptık. Cennete gidenler de bakarlar biz ne yaptık ki cennete geldik diye. İşte o kazanın kader olarak buraya gelip yaşanması neticesinde yapılan o fiillerin ortaya çıkması kişinin lehine veya aleyhine onun şehadeti, şahiti olmakta. İşte onun için bu alem çok mühim bir alem. Burada yaşadığımız süre kader, yani miktar miktar biz onu yaşamış oluyoruz. Yalnız bunun bizim mesul olduğumuz taraflarımız var, olmadığımız taraflar var. Ve o ölüm, mevt diye nefsin tattığı hadise ile şehadet alemindeki kaderimiz sona ermiş oluyor. Çünkü yapılan yapılmış oluyor. Ondan sonra tekrar kayıtlara, ilmi manada kayıtlara geçmiş oluyor. Nasıl ki sesleri kayda alıyoruz, ne kadar seneler sonra tekrar onları kullanabiliyoruz. Şu böyle oldu, bu böyle oldu diyor. İşte o sesler şahit oluyor. Yani yaşanmış kader, kazanın kaderi olmuş oluyor bu sesler. Cenab-ı Hakk'ın da böyle aldığı kayıtları var. Onlar bir müddet dondurulmuş olarak kalacak. Sonra tekrar bunlar kadere dönüşecek. Ama batın kadere dönüşecek. Bak. Burada zahir kaderdeyiz. Buraya göre orası batın kader olacak. Buraya göre. Ama kendisine göre de oranın şahadeti olacak. Ortaya çıkarılacak. İşte hesap kitap neticesinde cehenneme giden bakacak, görecek ki evet, ben bu fiili işlemişim. İşte resimde gözüküyor. Nasıl bugün kameralar her şeyi çekiyorlar. Var mı inkar edebilecek bir şey? İşte ayet-i kerimede de o yüzden sizin ne yapacağınızı bilelim diye, anlayalım diye buraya getirdik sizleri gibilerde. Birçok ayet-i kerimeler var. لِيَبْلِوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ اَمَلًا Hanginiz daha güzel amel yapacaksınız diye gönderdik sizi buraya, getirdik demek suretiyle kaderde çalışan, kaderde faaliyet gösteren bizim hallerimiz kayda alınmakta, lehimize veya aleyhimize de delil, sabit delil teşkil etmekte. İşte kaza hükmü geçmişi hali ve geleceği,
hepsini bünyesinde barındıran, bu yüzden çok mühim ve çok geniş kapsamlı olan bir bilim sahası. Ömürleri bittikten sonra ahirette dahi devam eden bir saha olmasıdır. Bunun gerçek manada anlaşılabilmesi meratib-i ilahiyeye bağlıdır. Yani mertebe-i ilahiye, ilahi mertebeleri eğer bilemiyor isek kaza ve kaderin hakikatini de anlamamız biraz zor. Çünkü her mertebede başka bir hal almakta. Yani ilahi mertebelerin bilinmesine bağlıdır. İlahi mertebeler bilinmediği sürece kaza ve kader hükmünün bilinmesi mümkün değildir. Ancak zahiri manada şeriat mertebesinde belirtilen o mertebe ilmi kadarıyla kaza ve kader ezberlenir ve böyle imiş diyerek kabullenilir. Yani zahiren klasik manada ehl-i sünnet ve cemaatin belirtmiş olduğu kaza ve kader hükümleri herhangi bir bilgi gibi sadece dilde olan bir bilgiden öteye geçmez. Ayrıca ehl-i sünnet ve cemaat fıkhi manada kaza ve kader konusu izah edilerek bazıları evvela kaderi öne almaktalar. Kader ve kaza diye almaktalar. Bu belki onların kendilerine göre izahını yaptıkları bir düşünce tarzıdır. Ama gerçekte evvela kaza sonra kader olmaktadır. Çünkü bir hüküm, bir program olmazsa bu nasıl tahakkuk edecek? İşte hüküm ve program kaza, hüküm edilmesi, bunun zaman içerisinde peyderpey ortaya çıkması da kader. Yani miktar 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 ortaya çıkması tatbikat. Yani kaza ve hüküm batın, bu kaza ve hükmün zahirdeki faaliyeti de kader olmaktır. İlahi mertebeler bilinmediği sürece kaza ve kader hükmünün bilinmesi mümkün değildir. Ancak zahiri manada şeriat mertebesinde belirtilen o mertebe ilmi kadarıyla kaza ve kader ezberlenir ve bu böyle imiş diyerek kabullenilir. Ama bu kabulleniş itibariyle de içerisinde cevaplanmamış birçok sorular kalır. Eğer daha çok tefekkür ehli ise kişi, ezbercilikten kendini kurtarmış ise, düşünebiliyor ise orada da birçok boşluklar bulur. Bu nedenle de bu kaza ve kader hususunda birçok mezhepler türemiş ve her biri kendisine göre bir sistem içerisinde bunu yorumlamaya çalışmıştır. Bunların başında gelen ve bizlerin de içerisinde yer aldığımız ehl-i sünnet vel cemaat grubunun bir kaza ve kader anlayışı vardır. Mutezile mezhebinin bir kaza kader anlayışı vardır. Bunun yanında Cebriye mezhebinin bir kaza ve kader anlayışı vardır. Bunlar ise beşeriyet idraki yönünden yapılan izahlar taşımaktadırlar. Yani bahsedilen bunlar zahiri itibariyle değerlendirme yapılanlardır. Kaza hüküm olduğundan ve kader de bu hükmün peyderpey zaman içerisinde zuhura çıkmasından ibaret olan bir sistem olduğundan bu mevzuyu sadece beşeriyet yönünden anlamak mümkün değildir. Yani tenzih mertebesi itibariyle beşer aklı içerisinde tamamını anlamak mümkün değildir. Kişi kendisine göre bir sistem içerisinde bu durumu idrak ettiğini zanneder ve ona da bu yeterli olur. Bizim burada anlatacaklarımız ise gerçekleri hakikatiyle idrak edip anlamaya çalışanlar için olacaktır. Yani bazı kimseler bilgi kabilinde kaza ve kader mevzunu anlamış olabilirler ama kendi beşeriyetleri içerisinde onlara diyecek bir şey yoktur. Ama meraklıları varsa, daha ilerisini
talep ediyorlarsa, işte burada anlatılacaklar hakikatleriyle idrak edip anlamaya çalışanlar için olacaktır. Yani bu mevzu gerçek manada idrak etmeye çalışanlar için olacaktır. Evvela şunu diyelim ki, Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in zahiri manada ifade ettiği kaza ve kader anlayışı, bunların içerisinde en mutedil ve akla en yakın olanıdır. Mutezili'ye göre kul fiilini kendisi halkeder. Allah ezelde bir şey yazmaz. Kul kendi fiilini kendisi halkeder ve ona göre de yazılır. Bu böyle düşünüldüğü zaman Hakk'a bu duruma göre bir varlık tanınmamaktadır. Yani onlar diyorlar ki kul kendi fiilini kendi halkeder. Allah onun üzerinde bir şey yazmaz, bir hüküm yazmaz. O zaman burada Hak bir bakıma devre dışı kalmaktadır. Yani kulunun üstünde hiçbir hükmü yokmuş hali ortaya çıkmış olur. Böyle düşünüldüğü zaman Hakk'a bu duruma göre bir varlık tanınmamaktadır. Yani kulun üzerinde Hakk'ın müdahil olmadığı ve kulun bütün ömrünce serbest olup fiillerini kendisinden halk ettiğini düşünürler. Yani kul fiilini kendinin halk ettiğini, kendinin ürettiğini düşünürler. Bunun tam karşıtı olan Cebriye ise ben fiilimi yapmak mecburiyetindeyim. Cenab-ı Hak ezelde bana ne yazmış ise ben onu yapıyorum ve bunu yapmaya da mecburum demek suretiyle onlar da kulu aradan çıkartmaktadırlar. Yani birisi tamamen kula hükmü vermekte, Cenab-ı Hakk'ı hükümsüz bırakmakta, diğeri de kulu ortadan kaldırmakta, bütün sistemi Hakk'a vermekte. Yani kulun en ufak hareketi ne varsa Hak böyle yazdığı için kul böyle yaptığı hükmü çıkmakta. O zaman kulun bu şekilde düşünüldüğünde hilafeti ortadan kalkmakta. Yani şahsiyeti, kimliği, ente oluşu ortadan kalkmakta. Herhangi bir eşya cinsinden olmakta. Nasıl bir ağaç veyahut diğer başka bilgiler veya hayvanlardan bir grup veya birisi kendi kendine kendi üzerinde herhangi bir müdahalesi olmuyor ise kuş kendi kendine bir şey yapamaz. Değil mi? Ne varsa kuşun kendi programı itibariyle, çünkü o mahluk, mutlak mahluk olduğundan Halik'i onun üzerinde mutlak tesirdedir. İşte böyle olduğu için de onun ahireti yoktur. Neden? Kuşun kimliği yoktur kendine göre. İradi kimliği yoktur. Kuş olarak bir kimlik vardır ama kuş kendi kendine uçamaz. Ben uçacağım diye uçamaz. Yahut kuş gidip bir başkasına zarar vermez. Kendi iradesiyle vermez. Ama fıtri olarak yiyeceğini toplamak için kendinden daha küçük böcekleri toplar. O ayrı. O onun programında kendinin birey iradesi olduğundan değil, fıtri iradesi olduğundan onu yapar. Onu yaptığı için de ne sevap kazanır ne günah kazanır. Çünkü hayatını sürdürmektedir. Bu dünya sisteminin yaşantısı öyledir. Varlıklar ürerler, bir başka varlığı tüketerek hayatlarını sürdürürler. Tüketen varlığı da bir başka varlık tüketir. Yani küçük balık büyük balığı yer denildiği gibi. Ama onlar bunları yaparlarken bir mesuliyetleri olmaz. Ama insan böyle bir şey yaptığı zaman, yani bir başkasına zarar verdiği zaman mesuliyeti olur. Neden? Çünkü halifedir. Bir bakıma kendinden küçük olanları, güçsüz olanları koruma görevi vardır. Bireydir ve birey olarak hareket eder. Her zaman o olarak değil tabi, yani bazı belirli yerlerde.
Yani onlara göre kulun kendi hayatı içerisinde hiçbir seçeneği ve şahsiyeti ve iradesi yoktur. Ve hak kul üzerinde mutlak yönden tasarruftadır. Ve kulun yaptığı her fiil yukarıdan verilen hükümle yapılmaktadır. Bunların içerisinde Ehl-i Sünnet vel Cemaat batını ile birlikte düşünülen ve kaydedilen kaza ve kader anlayışı en sağlam ve en isabetli olan anlayıştır. Buna göre kulun üzerinde hakkın mutlak tasarrufu kabul edilir. Ancak hayatının bazı bölümlerinin tasarrufu da kula bırakılır. İşte kula bırakılan bu hayat bölümlerindeki tasarruf etme gücü ve kuvveti ve salahiyeti olduğundan dolayı halifedir. Eğer bu tasarruf yönü olmamış olsa halife olamaz. Mümkün değil. İşte bize lazım olan yer de burasıdır. Yani bizim insanlığımızı ilgilendiren saha bu sahadır. Zahiri ve batını ile, yani içi, özü ve hakikati ile ve dışarıdaki zahir görünmesiyle, tatbikatı ile kaza ve kader hükmünü anlamaktır. Yani kaza ve kader dediğimiz zaman sadece bizim fiziki, beşeri idrakimizle değil, içimizde, özümüzde olan ilahi hakikatimiz itibariyle de idrak etmemiz gerekmekte. Çünkü o sahayı da kapsamını alıyor. İşte bir kişi iç alemini tanımadığı sürece, meratib ilahiyeyi bilmediği sürece kaza ve kader hükmünü çözmesi mümkün olmaz. Ancak çözdüm zanneder, ezber, işte Allah şöyleymiş, böyleymiş gibi klasik manada bahsedildiği gibi o da söyler ama hakikatine ulaşmaz. Kişi bunu idrak ettiği zaman bir bakıma hayatı da çözmüş olmaktadır. Bak, kaza ve kader hükmünü belirli bir miktar daha dahi olsa kişi idrak ettiği zaman, yani hakikati itibariyle bu hayatın gerçeğini de çözmüş olur. Tabidir ki çok ince ayrıntılarına kadar inilerek hayatın çözülmesi mümkün değildir. O konu ayrı. Ama genel hatlarıyla buraya niçin geldik, buradaki varlık sebebimiz nedir, biz kimiz, neticemiz ne olacak gibi zor olan soruları bu şekilde cevaplayabilmiş olur. Ancak ana hatlarıyla geçilecek yerlerin idrak edilmesi gerekmektedir. Muhiddin Arabi Hazretleri bu konuda der ki, Cenab-ı Hak gerçek manada kaza ve kader sırrını görevleri sırasında peygamberlerine açmaz. Ancak görevlerinin sonlarına doğru açar. Eğer bu sır tebliğ görevleri sırasında açılmış olsaydı davetten yana aciz kalırlar idi. Eğer bilse ki bir peygamber hazretleri, bir kimse mudil isminin itibariyle dalalettedir, bir kimse de hadi isminin delaletiyle, yani onun hükmüyle hak yolunda, hidayet yolunda olduğunu bilseydi onlara davet etmezdi deniyor. Ancak bu cümle dahi üzerinde düşünülmesi lazım gelen bir cümledir. Bunu mutlak manada böyle kabul ettiğimiz zaman peygamberan hazaratının da gelmemesi lazımdı. İşte peygamber hazaratının belki kendileri farkında olmadan davetleri mudil ve hadi isimlerinin zuhura çıkmasına sebep olmaktır. Peygamberler gelmeseydiler, peygamberimiz gelmezden evvel Mekke devrinde nasıl bütün insanlar arkadaştılar? Neden? Çünkü mudil ve hadiden haberleri yoktu ve zuhura çıkmamıştı. Böyle bir tebliğ yoktu. Çünkü kendilerine böyle bir şey bildirilmemişti. Ne zaman ki hadi ismine gelin tebliği olundu. Ondan sonra mudil isminde olanlar, ağırlıklı olanlar ayrıldılar ve düşman safına geçtiler.
Ancak yine burada da şunu göz önünde bulundurmamız lazım. Bütün insanların içerisinde bütün esma-i ilahiyeler mevcuttur. Eğer biri olmazsa, diğeri olmazsa o kişinin kişiliği tam olmaz. Yani bir kişi Hadi isminin tecellisinde ise, kendisinde Mudil ismi de varsa, Hadi ismini çalıştırmıyor ise, Mudil devamlı çalıştığından, yani iblisin dürtüsüyle Mudil devamlı çalıştığından, o kişi de fıtratı itibariyle Hadi ismi yukarıda da olsa, batında kaldığından, yani kişi onu faaliyete geçirmediğinden, yani emri teklifiye uymadığından, diğer ifadeyle, oradaki Mudil az da olsa Hadi'nin üstüne çıkar. O zaman o diyemez ki, Cenab-ı Hak beni Mudil ismiyle yapmış da, işte programıma, batınıma, kazama Mudil ismini koymuştu. Ben onun için asi oldum, ben ne yapayım? Ya, işte o cebriyelik olmaktı. Cenab-ı Hak cebren bir şey yapmaz insana. Cebir varsa bile o cebir kişinin kendinden kendinedir. Yani ayağın sabitesindeki hüküm üzere ayağın sabitesi Cenab-ı Hak'tan neyi talep etmişse Cenab-ı Hak da ona onu verir. Ve bunun üzerine de dünyada kaderi miktar miktar ortaya çıkar. İşte insana düşen hilafeti yönüyle, halifeliği yönüyle, insanlığı yönüyle, beşeriyeti yönüyle, ademliği yönüyle arif olması, ariften kasıt bilinçli olması lazım geldiğinden hayatının akışını nefsinin istediği şekilde akıtmak değil, günlerini yani kaderini Allah'ın verdiği program üzere yönlendirmesi kendisine faydası olacaktır. İşte o yüzden diyor ki ne yapacaksınız hep birlikte görelim. Bu ayet hakkında yorum yapar. Cenab-ı Hak bilmiyor muymuş ki onun ezeli halini de Cenab-ı Hak diyor biz görelim diyor. Yani ben de göreyim demek istiyor. Sen de göresin. Ha bu şu demek oluyor. Eğer Cenab-ı Hak onun ezelde ne yapacağını bildiği için bunu kendisine göstermeden cehennemine koysa veya cennetine koysa hangi sebeple cennete veya cehenneme gitti diye muğlak olur, bilinmez. Başkaları da bilmez. Ama görelim demesi, bilelim manasında. Yani sen bil, senin bildiğini ben de bileyim manasında. Ki bunu inkar edemeyesin ahirette diye. İşte bu kaza ve kader anlayışı böyle çok hassas noktaları ortaya getirdiğinden anlaşılması biraz zor ama insan, çalışan insan için zorluk diye bir şey söz konusu olmaz. Çalışan hepsini aşar. Çünkü kişi her varlığın kendi hakikati istikametinde nasiyesinden çekilip götürülüyor olduğunu bildiğinde kime neyi tebliğ edecektir? Madem ki Rabb-ı Has'ı onu dilediği yere götürmektedir, neyi tebliğ edecektir? Şimdi bu cümleyi okuduğumuz zaman yine kulu ortadan kaldırmış oluyoruz. Madem ki nasiyesinden tutmuş, Rabb'ı onu götürüyor dilediği yere, o halde kulun kendine ait ayak direyecek bir hali yoktur manası çıkmakta. İşte bu burada bahsedilen mevzu da fenafillah mertebesinde olan bir mevzudan bahsediliyor. Fenafillah mertebesinde kulun kulluğu olmadığından Rabb'i onu çeker istediği tarafa. Ama bakabillah mertebesinde çekemez istediği tarafa. Ayet-i Kerime'ye belki bu konuşma zıt gibi gelir. Zıt gelmez çünkü ayet-i kerime bahsettiğim mertebe itibariyle şeydir, sabittir. Kendi mertebesindeki hükümdür. Bir başka mertebede bir başka hüküm vardır aynı şekilde. Eğer hükümler bütün mertebelerde tek hüküm olsaydı Kur'an-ı Kerim bize sadece şeriat mertebesini getirirdi. Tarikat, hakikat, marifet mertebeleriyle gelmezdi.
sadece emir ve nehi olurdu Kur'an-ı Kerim'in içerisi. Değil mi? Ancak mutlak manada kaza ve kader anlayışı bu da değildir. Bakın geldi işte varmış burada. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de kaza ve kader hakkında o kadar çok değişik mertebelerden ayetler vardır ki birbirlerini adeta ortadan kaldırır gibidirler. Hakikatte ise hiçbiri diğerini ortadan kaldırmayıp hepsi kendi mertebesinde geçerlidir. Efal aleminin hükmü bir başka türlü, esma aleminin hükmü bir başka türlü, sıfat aleminin hükmü bir başka türlü, zat aleminin hükmü ise bir başka türlüdür. Yani kişi hangi mertebede yaşıyor ise o mertebe düzeyindeki kaza ve kader hükmü kendi hakkında oradan düzenlenir. Bir ifadeyle kişi hangi mertebede ölümü tatmış ise son kaldığı mertebe düzeyindeki kaza ve kader anlayışı neyse ahiretteki sorgu, sual, cevabı, hükmü de o mertebesinden olacaktır. Bütün insanların hepsi değişik şekilde hayatlarını sürdürdüklerinden bu alemde, değişik mertebelerde yaşadıklarından, ahirete gidildiğinde herkesin hayatı sadece şeriat mertebesi itibariyle Mahkeme-i Kübra'da hükmedilmiş olsa çok büyük yanlışlık ve eksiklik olur. Ve adaletsizlik olur. Allah da böyle bir şey yapmaz. Orada insanlar dörde bölünür genel olarak. Şeriat mertebesinde yaşayanların hükmü başkadır bak. Tarikat mertebesinde yaşayanların hükmü başkadır. Hakikat mertebesinde yaşayanların hükmü başka, marifet mertebesinde yaşayanların hükmü başkadır. Yani kişinin kendi yaşadığı, kendine ait sahası neyi oluşturmuşsa, yaşadığı dünya içerisinde idrak ve anlayış olarak hangi sahaya ulaşabilmişse veya başka ifadeyle hangi sahada yaşamışsa o sahası onun için geçerli ve o sahadandır karşı kendisine yapılacak muameleleri. Dünyada da bunu görmüyor muyuz? Evvela küçük şeyler için sulh ceza, değil mi? Sulh hukuk, sulh ceza. Sonra asliye hukuk, asliye ceza. Sonra cezalar, sonra ağır cezalar. Değil mi? Hepsi ağır cezada yargılanmıyor veya hepsi sulh mahkemelerinde yargılanmıyor. İşte burada böyle olduğu gibi Allah'ın şeysi de hakim, hakim, hakem ismi ile de bunları ahirette oraya gittiğimizde inşallah hep şuurlu olarak varsak bunları göreceğiz hep birlikte. Öyle bahsediliyor. Kişinin kendi hesabı kitabı yapılırken zannedecek ki kişi sadece benim hesabım yapılıyor. Halbuki o anda herkesin hesabı birlikte yapılmış olacaktır diye de belirtiliyor. Yani bir bakıma mahşer süresinin çok uzun olacağı, bir bakıma da kısa bir sürede geçileceği de anlaşılıyor, anlatılıyor. İşte bunlar da mertebeleri itibariyle o kişi bazı kişilere çok uzun gelecek, o süre bazı kişilere çok uzun gelecek, bazılarına göre de kısacık bir sürede geçmiş olacak. İşte bunların hepsi bu alemdeki yaşantımıza bağlı olan hadiseler ortada olmakta. Nerede kaldık buldum. Bunlar birbirlerini ortadan kaldırmaya, birbirlerinin genişlemesine yardımcı olarak ilmi yükselme manasında birbirlerinin devamını sağlayan ve neticede her şeyi hakka bağlayan bir ilim seyrinin neticesinde anlaşılabilecek esaslardır. Ve bunların yanında tevhid ilminin de bilinmesi gerekmektedir. Tevhid ilmi bilinmezse zaten kaza ve kader hiç bilinemez. Çünkü mertebeleri bildirecek olan tevhid ilmidir. Şimdi ehli zahire göre evvela kader, daha sonra kaza diye geçer. Burada bahsedilen kaza, kaderin kazasıdır. Oysa burada yaşanan kazanın kaderidir. Son uçta
olup gerçekleşen ancak kaderin kazasıdır. Burayı iyi anlamak lazımdır. Bu da bir başka tarif. Şimdi hayatımızın genel anlamdaki hükmüne biz kazamız ile başlıyoruz. Bu süre çocukluk devresinin olduğu buluğ çağına kadar geçtiğimiz süre bir intibak süresidir. Bak, dünya yaşantısına, Allah'la olan yaşantıya ve kendini tanıma yönünde o devre bir intibak devresidir. İşte mümkün olsa da resmi eğitimde evvela çocuklara bu anlatılsa. Bak, ey oğlum, kızım yahut işte öğretmenler, bakın siz mana aleminden geldiniz. Biz de bir zamanlar sizin gibiydik. Yavaş yavaş kendinizi bulmaya başladınız. Esma-i İlahiye onların üzerinde bizde de olduğu gibi yavaş yavaş ortaya çıkmakta. İşte allemel Adem esma küllihe dedi Cenab-ı Hakk'ın, evvela toplu olarak bunun o bireyin beynine aktarılması, buluğ çağına kadar gelirken de öğretilmesidir. Bak, gerçi bu belirli bir okul sistemi içerisinde öğretilmez. Ama Cenab-ı Hak orada, Rab, ben talim ettim diyor. Biz bunu hayalimizde bir eğitim gibi görüyoruz. Halbuki o çocuğa bakın kendini bilinceye kadar talim ettiriliyor. Esma-i İlahiye talim ettiriliyor. Kendini koruma, iyi kötüyü ayırma, ne varsa aileyi bilme, işte okula başlayacaksa okula gitme, kalem kağıt tutmaya başlaması, ufak ufak yazmaya başlaması kendindeki Esma-i İlahiye'nin eğitimidir. Tabi bu Allah'ın isimleridir, sen şu isimden dolayı yazıyorsun, bu isimden dolayı yemek yiyorsun, bu isimden dolayı işte bağırıyorsun, kızıyorsun gibi bir eğitim değil. Tabi ve fıtri olan bir eğitim. Çocuk dünyaya geldiği zaman yemesini biliyor mu bilmiyor, kalem tutmasını biliyor mu bilmiyor. Ama batınında var. Yani istidadında var. İşte aile de bu istidadında olan bu özellikleri onun kabiliyetini geliştirerek faaliyete döndürmüş oluyor. Yani kullanıma geçirmiş oluyor. Bir çocukta semi, basar, esması olmazsa duyabilir mi o çocuk? Duyamaz. Görebilir mi? Göremez. Doğduğu zaman niye göremiyor? Belirli bir süreden sonra gördüğü fark edilebiliyor çevresi tarafından. İşte o öğretiliyor o sürede. Bakın, doğduğu zaman kendisinde batınında olan Esma-i İlahiye buluğ çağına gelinceye kadar ona öğretiliyor. Bağırma, çağırma, muhabbet etme, kinlenme, işte sinirlenme, dağıtma, bunların hepsi bir isim sebebiyle ortaya geliyor. İşte buluğ çağı demek kişinin fiziken kendini idrak etmesi demek. Fiziken idrak etmesi demek. Ama o çocuğun ruh olarak, kimlik olarak yine kendinden haberi yok. İşte bu süre içerisinde çocuklara bu eğitim verilebilse, basit olarak verilebilse, misallerle, işte Cenab-ı Hak sana duymayı verdiği için sen duyuyorsun, tad almayı verdiği için tad alıyorsun diye, bakın bakalım bu çocukların birinden anarşit çıkar mı sonra? Her neyse, tabii bu tenkit manasında değil ama gerçek bu. O çocuk işte o zaman Adem olmuş oluyor. Eğer kız çocuğumuzsa Havva olmuş oluyor. O zaman da başlıyor zaten okulda yavaş yavaş. Bu da birinci üç diyebilir miyiz? Bu beşeri bir rüştü. Yani fiziksel rüştü. İşte ikinci defa rüştünü almak için bu eğitimi alması ve tekraren yeni bir, yani bayan da olsa, kız da olsa, erkek de olsa yeni bir çocuk dünyaya getirmesi lazım geliyor. Yani İsa'sını dünyaya getirmesi lazım geliyor. İşte o İsa denilen şey de gönül evladı, veledi kalp. İşte bize lazım olan da onu tekrardan eğitmek.
veledi kalbin bulunduğu yer, o fiziki olarak dünyaya gelen çocuğun rahmi, veledi kalbin doğduğu yer, gönül alemi. Yani çünkü çocuk dünyaya gelmezse zaten ortada bir şey yok. Neyin üzerinde faaliyeti olacak? Böylece işte kişi ne zaman ki kendi hakikatlerini idrak etti, ama bu 30 oldu, 40 oldu, 50 oldu, 60 oldu yaş, o zaman o 50 yaşında buluğa erdi. Manen. Daha henüz buluğa erdi. Yani kemale ermedi. Kendinin ne olduğunu idrak etmeye başladı. İşte bütün bunlar kişiye Cenab-ı Hakk'ın kazası itibariyle verdiği şeyleri iradesiyle kullandığı zaman kişi kendine yapacağı en büyük saygıyı ve güzelliği, lütfu kendine yapmış olmaktır. Bunları kullanmadığı zaman kendinde kabiliyet dahi varsa, yani hadi hükmünün gelişmesine açık saha da varsa, ama burasını kullanmadığı için, kapılarını açık bıraktığı için, o sahaya iblis nüfuz ettiği için, nefs-i emmare ile müşterek bir anlaşma yapıp o bedeni kendi istikametlerinde kullandıkları için bu onun sorumlusu olmakta. O zaman Allah bana şunu yaptırttı, bunu yaptırttı. E ne yapayım, benim kaderim buymuş demek ucuzculuğa gider ve cehlin da kendisi olur. Evet, böylece bu süremiz doldu. Burada bırakalım, sonra devam edelim inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 04.01.2015 Pazar günü sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Bilindiği gibi bugün 2015 senesinin ilk sohbeti oluşmakta. Mevzumuz da merkez dosyasının sonlarında bulunan kaza ve kader bahsi idi. Kaldığımız yerden devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ehli zahire göre evvela kader, daha sonra kaza diye geçer. Burada bahsedilen kaza kaderin kazasıdır. Oysa burada yaşanan kazanın kaderidir. Yani bu dünyada yaşanan. Son uçta olup gerçekleşen ancak kaderin kazasıdır. Burayı iyi anlamak lazımdır. Demin de kısaca bahsedildiği gibi yine özetle tekrar edelim. Zahir fıkhi hükümlerde kader ve kaza diye geçer. Evvela kaderi, sonra kazası gelir. Oradaki kaderi hüküm olarak alırlar. Kazayı da işte çarpışma gibi, ev yıkılması gibi, araba vurulması gibi kaza, onu derler. Halbuki evvela kazadır. Çünkü kaza asli itibariyle, diğer ismi de ayan-ı sabite olan hükmün, hükümler manzumesidir. Yani genel olarak bütün alemin bir kazası vardır, hükmü vardır. Yani var ediliş hükmü vardır. Onun da bir programı vardır. O programın da ismi ayağını sabitedir. Genel olarak. Bireyler olarak bizlerin de bir hükmü vardır Hakk'ın indinde. O da bireyin kazasıdır. Yani hükmüdür. Diğer ifadeyle ayağını sabitesidir. Yani sabit olan aynıdır. Onun dışarıya çıkması da dünyaya geldiği süreden itibaren son nefesini verinceye kadar, yani buluğ çağından son nefesini verinceye kadar, ancak son nefesini vermeden evvel bazı kimseler bitkisel hayatta yaşarlar. Birey kimliklerini kaybederler, şuurlarını kaybederler. O şuurlarının kaybettiği ana kadardır geçerli olan kader. Ondan sonrası aklı başında olmadığı için o bedeninin kaderidir. Bakın, kendisinin değil. Fizik bedeninin, etkemiğin kaderidir. Yaşadığı süredir ki bilinçli değildir. İşte bu dünyada yaşadığı süre içerisinde, kaderin açılımları içerisinde başına bir kaza gelirse, yani kaza diye belirtilen
ayak kırılması, araba çarpması, evin yıkılması, işte bir ağacın devrilmesi gibi, bunlar kaderin içindeki kazadır. Bak, yukarıda bahsedilen kaza ise kaderi meydana getiren kaza, hükümdür. Bunu evvela ayırmamız lazım. Yani genel olarak başlangıç kazadır, hüküm. Kazanın kader olarak miktar miktar açılması ve bu yaşandığı süre içerisinde başımıza gelen bazı olaylarda kaza hükmünü almakta. Yalnız isim benzerliği vardır. Yukarıdaki ayağını sabite kazasıyla buradaki araba çarpma kazası arasında çok büyük fark vardır. Hiç birbirine benzemez. Ama isim olarak benzediğinden kaza, aklımıza ilk gelen, bakın, kaza da çarpışmadır. Kırılma, yıkılma, herhangi bir dağılmadır. Ama diğer kaza ise hükümdür. Kaza hüküm demektir. Bu hükmün meydana gelmesi için bir süreye ihtiyaç vardır. O hükmün zaman içerisindeki peyderpey olan süresi kader demektir. Yani kazanın açılımı kader demektir. Kazanın faaliyete geçmesi kader olmaktır. Kaza zahire çıkmadığından batın alemdeki ismi kazadır. Kazanın zahire çıkıp da kullanıma dönüştüğü süresi de kaderdir. Yani kaza batın, kader zahirdir diğer ifadeyle. Araba kazası ve bazı bunun gibi uçta görünen kazalar ise kaderin içindeki kazalardır. Yani günlük yevm içerisinde oluşan ve bireysel olan ve çok küçük bir sahayı ilgilendiren kazalardır. Esas yaşadığımız ise kazanın kaderidir. Şimdi bilindiği üzere kaza hüküm topluluğudur. Hakim ise hüküm veren manasındadır. Hakimin hükmü kazadır. Hakimin vermiş olduğu hüküm kazadır. Hükmün infazı ise kaderdir. Diyelim ki bir kişiye 30 sene, 20 sene, 5 sene hakim ceza verdi. İşte bunun infazı, yani tahakkuku ise kaderdir. Çünkü miktar 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 orada yatacaktır. İşte bizler dünyaya geldik. Bizim programımız kaza. Dünyada yaşadığımız her vaktimiz ise kaderdir. Yani bu yönüyle kaza mahluk değildir. Kader ise yaşandığı için mahluktur. Anlaşıldı mı? Yani kaza dediğimiz hüküm, ayan sabitelerimiz Allah'ın ilminde olduğundan mahluk değildir. Yani halk edilmiş, sonradan olmuş, cehal, kılınmış değildir, yapılmış değildir. Yani bu yönüyle kaza mahluk değildir, kader ise yaşandığı için mahluktur. Ne kadar mühim, değil mi? Bakın. Lelebet var mı o zaman? Var. O program, ilahi bireyin programı var. Devamlı var ki ahirette de o program içerisinde yine devam ediyor. Onun için bitmiyor. Hüküm bitmiyor. Kaza hükmü bitmiyor. Ama kader değişiyor. Yani değişiyor dediğim, o gün böyle oluyor, bugün böyle oluyor, yarın değişiyor. Değiştiği için de mahluk olmuş oluyor. Ve bu yönüyle kaza bizden razı oluyor. Buraya dikkat edelim. Yaşadığımız süre içerisinde kazayı kader olarak faaliyete geçirdiğimizden, yani kazaya hayat verdiğimizden, biz de kaza, kader hükmüyle kaza yaşamış oluyor
Rabb-ı Has'ı... Rabb-ı Has bizde yaşamış oluyor. Rablar bizde yaşamış oluyor. Sadece Rabb-ı Has değil. Onların içerisinden kim halini nasıl, ne surette yaşamışsa, kendini başıboş bırakmışsa, oraya sahip olan onun Rabb-ı Has'ı oluyor. Bak, burada da değişiyor Rabb-ı Has'lar. Yukarıdan programlandığı gibi kaderinde, kader diyorum diyor, kazasında olduğu şekilde, yani sadece oraya benim Rabb-ı Has'ım buymuştu, ben onun istikametinde gidiyorum diye bir mazereti olmuyor insanların. Anlaşıldı mı? Burası biraz hassas konu. Başımıza ne türlü hal gelirse gelsin, iyiden ve kötüden, yani iyi kötü diye bir şey ayrılmaz ama nefsimize iyi gelen şeyler bize göre iyi, nefsimize kötü gelen şeyler bize göre kötü oluyor. Bunlar görecelidir. İyilik de kötülük de birbirini takip eden şeylerdir. Zıt olan şeylerdir. Bu zıtlıklar olmazsa dünya hayatı olmaz. Yaz kış olmazsa hayat olur mu? Gece gündüz olmazsa hayat olur mu? Olmaz. Siyah beyaz olmazsa olur mu? Hayat olmaz. O halde hastalıklardan bir hastalık bize gelirse, yalnız şöyle, onun da iki hali var. Bizim sebep olduğumuz bir hastalık varsa, mesela diyor ki şeriat mertebesi müşkirat kullanma, yani sarhoş edici şeyi kullanma, ne olursa olsun. Sigara da buna girdiğinden, biz sigarayı kullanıyor da sonra da verem oluyorsak yahut neydi o, kanser oluyorsak, o bize bağlı olan bir hastalık, yani mesulü biz olmuş oluyoruz, sebebi illeti biz olmuş oluyoruz. Ama insan böyle bir şey kullanmamış da, kendine dikkat etmiş de gene bir hastalık gelmişse, işte o zaman onun kazasından meydana gelmiş olmakta. Onda mesuliyeti yok, mükafatı oluyor ayrıca. Ve orada daha hassas bir konu, hastalık bizden razı olmuş oluyor. Şimdi o hastalığı yapan bir mikrop var. O mikrop da Allah'ın kulu değil mi? Yaşama hakkı yok mu bu alemde? Derse bize o mikrop, beni neye def etmek istiyorsun burada? Ben de hak sahibiyim bu alemde. O da dava açılacak. Ha, olur. Onun için diyor işte Efendimiz, 3 gün misafirdir size. Bakın ne kadar müthiş bir ifade. Yani hastalığın bir kimlik olduğu, hastalık isminde bir kimliğin olduğu ve bu da hasta diye belirtilen bedenlerde yaşadığı için o hastalık, o bedende hayat bulmuş oluyor. Her ne kadar fazla durduğu zaman hayatını da almış oluyorsa o kişinin, ama kendi hayat bulmuş oluyor. Bakın. Yani 3 gün sonra o doktora gitmek lazım. Çok sıkıntı yoksa biraz beklemekte hayır var. Çünkü misafirin şeysi, süresi 3 gündür. 4 gün kaldı mı kıvranmaya başlarsın, o zaman gitsin diye bakarsın. Ama 40 gün kalır başımızın üstünde, ayrı o konu için latifesi. Ama Peygamberimizin bize buyurdukları öyle, misafirdir hastalık 3 gün kalsın. Hatta sıtma cehenneme kefarettir diyor. Ne kadar sıtma ateşli hasta olarak yattıysa bir kişi, o süre kadar, yani ahirete tekabül eden o süresi. Dünyada diyelim 3 gün ateşli hasta oldu, ahirette de 3 gün değil. Ahiret süresine göre buradaki 3 günün süresine kadarsa, 3 milyar sene mi, 3 milyon sene mi ne, mesela diyelim, ona tekabül etmekte. Çünkü burada yaşadığımız 50-60 senelik bir ömür, orada ebedi bir zamanı bize getirmiş oluyor. Yani hesabı buna göre yapmak lazım. Dünyadaki 50 sene, 60 seneye göre değil. İşte burada 1 günlük, 2 günlük, 3 günlük kazanılan bir şey, orada sonsuz zaman bize oluşturmuş oluyor. Yani o kadar bereketli. Cenab-ı Hak bu kadar uzun süre burada yaşatmıyor insanı. Bize yetecek kadar bir süre yaşatıyor. O da yeterli oluyor zaten. Hastalık bir yere geldiğin zaman, orada güzel muamele görürse,
ve Cenab-ı Hakk'ın Maraz isminin orada zuhurda olduğunu görürse, onun da Esma-i İlahiye'den bir isim, bir Rab olduğunu düşünürse ve Rabb'ın sana misafir olarak geldiğini o isim içerisinde düşünürse kişi, o rahatsızlık onda çok güzel olarak geçer. Izdıraplı geçmez. Şifalı olarak gelir. Şimdi bir sevdiği bir arkadaşı vardır. Zor durumdadır. Biraz maddiyatı yoktur ama olsun. O gelen misafir sevilir evde. Huzur getirir çünkü ona. Vakti dolduğu zaman da gider zaten. Misafir çok fazla da rahatsız etmez insanı. Eğer ki biz o gelen misafirden hep şikayet edersek, Cenab-ı Hakk'ın bir isminden şikayet etmiş oluruz. Ayrıca. Hep gelecek, Cemal ismi gelecek. O her şey güzel, yiyeceksin, içeceksin, yatacaksın. Bu misafirler güzel. Ama biraz zorlanma geldiği zaman, ha yok siz işe yaramazsınız, geçin gidin demek de olmaz. Zaten biraz insan zorlanacak ki kolaylıkların kıymetini bilsin. Ve kolaylığın ne olduğunu anlasın. Hep kolay, hep kolay olursa zorluğun kıymetini bilmez. O zaman kolaylıkların da kıymeti bilinmez. Zannedilir ki hayat hep böyle. Celali biz davet ediyorsak düşünmek lazım. Tabii her zaman düşünmek lazım. O zaman biz hakim, Celal görevini yapmış olur. Bizim üstümüzde. Yani biz onu istediğimiz için o da görevini yapmış olur. Efendi babam, hastalıklarla mücadele eden hekimlerin durumu ne olacak şimdi? Hekimlerin durumu hekimlerin durumu geçen gün bir yerde okuyordum yine Füsusül Hikem'de. Diyor ki doktorlar hastaların hasta olmasını isterler. Ancak hastalıklarına razı olmazlar diyor. Çok güzel bir ifadeydi. Bak, hasta olmalarını isterler. Ama hastalıklarına razı olmazlar. Fırıncılar insanların aç olmasını isterler. Ama açlıklarına razı olmazlar diyor. Eğer doktorlar hastanın hasta olmasına mutlak razı olsa şifa vermeye çalışmaz ona diyor. Hasta olmasını isterler ama hasta kalmalarına razı olmazlar. Güzel. Neden? Çünkü karşılıklı da olsa, karşılıksız da olsa o doktorun elinde bir şifa ismi vardır Cenab-ı Hakk'ın. Şifa ismi vardır. Yardım ismi vardır. Orada birçok isim faaliyete geçer. Karşı tarafta Hakk'ın bir zuhuru, bir elbisesi olduğundan onu ayağa kaldırmak ister. Hasta kalmasını istemezler. Hasta kalmasını isteseler onları tedavi etmezler. Peki o zaman ne olur? Tedavi etmezse ne olur? Doktor hastayı tedavi etmezse ne olur? Doktor razı olur. Doktorun doktorluğu kalmaz ortada. Anlaşıldı mı? Hasta olmasını isterler ama hastalığına razı olmazlar. Çünkü hiçbir karşılık almasa bile kendi sanatını orada gösterir ve tecrübesini arttırmış olur ayrıca. Çünkü her bireyin aynı hastalıktan da olsa biliyorsunuz sistemi başka. Aynı ilaç herkese aynı şekilde tesir etmiyor. Var mı bu arada buna benzer bir şey soracağım? İşte gelen hastalığı Hakk'ın bir misafiridir diye anlar da bağırmadan, çağırmadan sabırla onu karşılar isek, doktorların da şeyleriyle, tecrübeleriyle de bariz olmuş ki, diyelim ki 10 santimlik bir ameliyat yapıldı, kesildi. O kişinin içerisindeki Allah imanı, peygamber sevgisi, kadere ve kazaya rıza gösterme hali olduğundan o yarıya iniyor. O dışarıda 10 santim de gözükse
manada 5 santime indirilmiş oluyor. Bakın. Ve onun yara süresi çok daha kısa zamanda kapanıyor. Aynı hastalık, aynı büyüklükte inkar ehlinde olsa o 20 santime çıkıyor. Dışarıdan 10 santim gözüküyor ama içeriden o inkarları, bağırmaları, çağırmaları o yarayı daha çok büyütüyor. Ve daha uzun sürede tedavi olduğunu birçok doktor tecrübeleriyle bunu tespit etmişler. Yani ehli iman bir kimse daha kolay hastaneden çıkıyor. Aynı hastalıkta iki kişi olsa birisi çok daha uzun sürdüğünü söylüyorlar. Neden? İşte o hastalık o kişiden razı olduğu için ona fazla sıkıntı vermemek için çabuk uzaklaşıyor o bedenden. Diğeri ise layıktır bunu diyor. Kalsın burada, kalacağım da burada. Misafirliğimi uzatacağım biraz diyor. Elime geçmişken onu biraz üzeyim diye bırakıyor ve onun hastalık süresi de uzuyor biraz. O zaman bir tedavi olmakla günah işlemiyor muyuz? Nasıl? Tedavi olmakla günah işlemiyor mu? Tedavi olmakla günah işlemiyoruz diyor. Tedavi olmakta mı? Evet. Ha yok canım. Ama yok. Şey hastalığı şey yapıyor. Kabulleniyoruz diyoruz ya. Kabulleniyoruz diyor. Kabulleniyoruz. Razı Allah'tan oluyoruz. Hak'tan şey. Bize böyle bir misafir geldiği için razı olmuş oluyoruz. Teşekkür mü etmiş? Tedavi yani. Tabii. Tefekkür işte o çok geliyor. Büyük. Ve Allah'a güven oluyor ayrıca. Bütün o sistem içerisinde, vücut sistemi içerisinde de Cenab-ı Hakk'ın ilmi ve onun melekleri faaliyette olduğundan Cenab-ı Hak o melekleri, iyileştirici melekleri daha çok orada faaliyete geçirtiyor, devreye sokuyor. Tabii ki şifa istemek hakkımız. Çünkü ne diyor? Sağlam akıl sağlam vücutta bulunurmuş. İşte tefekkür ehli olmamız için biraz sağlamca olmamız lazım geliyor. Sağlamsa sağlamsa sağlam başı. Yani razı olduğu için burada kalayım demiyor, çabuk mu terk ediyor? Ha kalayım demez. Fazla kalayım demez çünkü o da bilir süresini. Burada ben rahatım oh diye. Bakar ki biraz sıkıntı oluyor çevreye. Yeterli görür. Oradan da uzaklaşır ve memnun olarak ayrılır. Neden? Çünkü ona hayat tanımıştır. Gider kalkırsan su dökeceksin. Bir loku. Hastayı da guslettiriyorlar ya sonra temizliyorlar. Su da bilinmiyormuş öyle. Çabuk gitsin. Kolay gitsin. Evet, devam edelim. Şimdi bilindiği üzere kaza hüküm topluluğudur. Hakim ise hüküm veren manasındadır. Hakimin hükmü kazadır. Hükmün infazı ise kaderdir. İşte bizler dünyaya geldik. Bizim programımızda kaza, dünyada yaşadığımız her vaktimiz ise kaderdir. Yani bu yönüyle kaza mahluk değildir. Kader ise yaşandığı için mahluktur. Yani ortaya çıktığı için mahluktur. Yani biz kader diye kendimize ait bir mahluk oluşturmuş oluyoruz ki o da bizim hayatımızın bir eşdeğer karşılığı olmuş oluyor. Anlaşılıyor mu? Mühim bir meseledir. Kazanın bir ismi de ayağını sabitedir. Yani kişinin varlığı ile ayağını sabitesinin aynı olduğu, göz olduğu, kaynak olduğu ve hakikati olduğu şeklinde tam tekliği ve vahdeti ve kökü kaynağı bildirmektedir. Ayan sabite kişinin sabit olan ve kendisine tanınan süresi, hayatı ve programı manasındadır. İşte bu programın bitmesi diye bir şey yoktur. Ancak kişinin hayatının sona ermesiyle yazılımı bitmektedir. Tatbikatı ebedi olarak cennet veya cehennemde, yani kişi nereye gidecekse orada devam etmektedir. Ve bu program üzerine cennet veya cehennemdeki yerlerde tespit edilmiş olacaktır. Hayatının sona ermesiyle yazılımı bitmektedir. Biraz düşündürür bu, bitmektedir. Hem bitmemektedir diyoruz hem de bitmektedir.
Burası müşahede alemi, şehadet alemi ve imtihan alemi olduğundan aklımız başımızda son yaptığımız, yani mesul olduğumuz süre içerisinde, hani ayet-i kerime diyor ya, o yaptıklarından mesul değildir, siz mesulsünüz. Ne kadar açık. Bize ait bir saha olmasa, bizim mesuliyetimize bırakılan bir saha olmasa böyle bir hitap olur mu insana? Mesulsünüz diyor. İşte diğer ayette de ne yapacağınızı bilelim diye sizi buraya gönderdik. Ve hanginiz hanginizden daha güzel amel edeceksiniz diye buraya gönderdik. O kadar açık. Yani burası imtihan hali. Ne zaman ki bu mükellefiyetimiz belirli bir süre sonra neticeye erdi. Yani idrak şuurumuz kalmadı. Bitkisel hayata geçtik. Yaşıyoruz ama bitkisel hayat. Artık hükmümüz bitti. Mesuliyet süremiz bitti. İşte bitti dediği burası. Yazılımının bitti dediği burası. Son bize ait fiili bitirdiğimiz zaman bizim o amel defteri diye belirtilen kaydımız da sona ermekte. O sona ermekte. Ama oradaki hükümlerle hayatımız sona ermemekte. Kaza üzerimizde sona ermemekte. Ebediyete kadar o kaza hükmüyle yaşanmakta. Sadece kaza hükmü burada bize lazım değil. Ahirette de lazım. Amel defterleri kapanmayan üç grup vardı. Evet. O devam ediyor işte. Amel defteri kapanmayanların kaydı duruyor. Bu onlar istisna olan şeyler. Bu bahsettiğim genel olanlar içerisinde. Ama neticede bir gün geliyor, o da bitiyor. Yani kader hükmüyle yazılanların bir sonu var. Kazanın kadere dönüşüp yaşandığı sürenin belirli bazı kimselerin arkada bıraktıkları evlatları, hayırları, yapmış olduğu iyi şeyler, köprüler, hanlar. Bunlar devam ediyor. Ancak onlar da 50 sene, 100 sene, 500 sene neyse. Onlar da neticeye eriyor. Yine kayıt bitiyor. Yani yazılı olduğu için bitiyor. Bitiyor. Mahluk olduğu için, buradaki olduğu için. Buranın hükümleri de kendi ve fesat, yani bozulum hükmüyle olduğundan onların hepsi bitiyor. Efendim, ayağının sabiti varlık kokusu almamıştır. Şimdi o zaman ahiretteki o kişinin hükmü kader olmayacaksa kaza nasıl olacak? Yok, kader orada işte kaderin kazası olarak ahirette yaşanacak. Burada araba kazası dediğimiz şeyler var ya, hani orada da kaderin kazasını biz orada yaşamış olacağız. Yani dünyadayken yaptıklarımız veya yapamadıklarımız kader olan hüküm ona göre verilecek. Ama yine işte, mahluk hükmüyle mi? Mahluk hükmüyle tabi. Cennet de olsa yine bir varlık. Suhura çıkmış oluyor. Yine mahluk hükmüyle. Cennettekiler de mahluk. Ayağın sabiti, yani kişideki varlık elbisesi üstünde olduğu müddetçe söz konusu değil yani. Ayağını sabitteyi görmek, anlamak, yaşamak söz konusu değil. O program. Yani ona şöyle diyelim, ayanı sabiteyi mutlak, ayanı sabiteyi mukayyet diyelim. Yaşadığımız onun mukayyet tarafı. Yani kader tarafı. Allah'ın nasıl bir zat-ı mutlak var, bir de zat-ı mukayyet var. Bütün bu alemin içerisinde Allah'ın varlığı var. Var. Kaderde var işte. Kazada yok. Yani kaza, Allah'ın da bir kazası var. Kendine göre. Yani ilmi ilahiye denilen ahadiyetten vahidiyete aktarıldığında, ilahlık ortaya çıktığında vahidiyet bir ayağın sabite işte, başlı başına. Bütün alemlerin ayağın sabitesi içerisinde. Ol emriyle açığa çıkan. Ha, o da sonra açığa çıkan işte, o da kader olmakta. Efendim, bir de kazanın hani zahire dönüşmesi, hani zaman içerisinde peyderpey kader mi? İşte tabii işte. Etkenli miner rahman içerisinde miner, yavaş yavaş açılıyor. Nefesi rahmani ile bu kader başlamış oluyor. Kaza, nefesi rahmanin ilmi ilahideki hali,
kader de faaliyete dönüşmeye başladığı nefa-i ilahiye ile nefesi rahmani ile sahab-ı muzi diyorlar ya ona, parlak bulut olarak küme küme feza içerisinde oluşmaya başlıyor. İşte alemin kaderi faaliyete geçmiş oluyor. Kadere başladığı zaman da mahlukat ortaya çıkmış oluyor. Yani kaza halik, kader mahluk. Cenab-ı Hak ilk tecellisi olan ahadiyetine tenezzül ettiğinde bir başkası olmadığı için de kendisinde iki oluşum barizleşmektedir ki bunlar inniyeti ve hüviyetidir bilindiği gibi. İnniyetinden yani özündeki benlikten ki eneiyeti ise zuhura dönük benliğidir. Ve innehu enallah Neml 27.9 ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'a yaptığı hitap ile bu hakikate işaret etmektedir. İşte Cenab-ı Hakk'ın kendi özündeki yani inniyetindeki mahiyeti Kur'an ve insandır. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insan ve Kur'an bir batında doğan ikiz kardeştirler diyerek bunu ifade etmektedir. Buradaki batın vahidiyet batını. Bak, yoksa dünyadaki batın değil. Yani. Hüviyeti ise bütün bu alemlerin zuhuru ve en geniş mahalli ve Kabe-i Muazzama'nın varlığıdır. İnniyetiyle hüviyetinin ayrı ayrı şeyler olmadığını da düşünmemiz lazımdır. İnniyetinde de hüviyeti vardır, hüviyetinde de inniyeti vardır. Bilinmesi için tarif babında bu şekilde anlatılmıştır. Ancak bölüm olarak belirtirsek, inniyetinden kendi zati zuhuru ve kelamı olan Kur'an-ı Kerim ve insan, insanı kamil ki ilk insanı kamil hakikati Muhammedi üzeredir. Hakikati Muhammedi'nin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve bağlantısı onun nokta zuhur mahalli olmasındandır. Yoksa sadece o fizik vücud olarak bütün bu alemlerdeki insanı kamil değildir. Ancak ferdiyeti yönüyle hükmen öyledir. Pratikte ise fiziken bütün alemler genişliğinde olması mümkün değildir. Yani bir fizik bedenin bütün alemler kapasitesinde olması mümkün değil. Ancak temsilcisi olur ki temsilci de mülkün aynısıdır. Cumhurbaşkanı dışarıya gittiğinde nasıl ki bütün ülkeyi temsil ediyorsa bile onları varlığında taşıyor olması mümkün değildir. İşte bunun gibi. Yani Cumhur Reisi bütün Türkiye'yi temsil ediyor. Dışarıya gittiğinde de Türkiye'yi temsil ediyor. Ama bütün Türkiye'yi sırtında oraya götürmüyor. İnsan-ı Kamil de bütün alemi temsil ediyor. Ama sırtında taşıyıp götürmüyor. Ama gönlündeki hakikatleriyle biliyor ve yaşıyor. Şimdi inniyetinin de batınında hakikati Muhammedi ile birlikte onun içerisinde sadece ilmi olarak bütün varlıkların hepsi mevcuttur. Yani burada insani insan kaynaklı hüviyetinde de kevin kaynaklı her varlık mevcuttur. Ancak hiçbir şekilde zuhura çıkmış değildir. Orada Allah ismi de yoktur. Sadece zatı mutlaktır. Ve bu zatın içerisinde ayan-ı sabiteler mevcuttur. Buraya çok dikkat edelim, şimdi soruya geliyorum. Ancak hiçbir şekilde zuhura çıkmış değildir. Orada Allah ismi de yoktur. Daha henüz. Ne vardır? Amaiyet ve zat-ı mutlak. Yani bir varlık belirtilmek isteniyorsa da zat olarak sadece ve mutlak zat olarak belirtilmekte. Ve bu zatın içerisinde ayan sabiteler mevcuttur. Ve aynı sabite bu yönden mec'ul,
yani meydana getirilmiş değildir. Yani zat-ı mutlakta ayan sabiteler mevcuttur. Zatın hakikati diyebilir miyim? Zatın hakikatindeki hakikatler diyelim. Ama burada kesret düşünmeden kendindeki hakikatler diye düşünelim. Buraya çok dikkat edin bakın şimdi. Orada yani amaiyet ve ahadiyetinde zat-ı mutlak diye belirtilen yerde daha henüz zuhura çıkan olmadığından olmayana da bir isim verilmeyeceğinden olmayan bir şeye de Allah ismi de yoktur. Allah bilinci de yoktur daha henüz. Yani dışarıya çıkmış bir Allah bilinci yoktur. Orada Allah ismi ya Allah ismi de yoktur. Sadece zat-ı mutlaktır. Zatül Baht da diyorlar buna. Sevad-ı Azam da diyorlar. Büyük karanlık, sonsuz karanlık diye. Ve bu zatın içerisinde ayan-ı sabiteler mevcuttur. Ve ayan-ı sabite bu yönüyle meş'ul, yani meydana getirilmiş değildir. Asılda vardır. İşte bizim bu ayan-ı sabitelerimiz buralardan başlamaktadır. Bakın insanın kaynağı hiçbir mahlukla kıyas edilmeyecek şekilde uluhiyet hakikatleri sırasında olmakta. Bakın. Burası çok mühim. Bakın şimdi devam ediyoruz. Buralardan başlamaktadır. Bu şekilde insan denilen varlığın kaynağının neresi olduğu anlaşılmaktadır. Ve bu kadar yüksekten gelen bir kaynağımız vardır ki orada melekler gibi diğer varlıklar mevcut değildir. Peygamberimizin yanarsam ben yanarım diye çıktığı, Cebrail Aleyhisselam'ın dahi çıkamadığı, sınırlandığı Sidre-i Münteha'daki yerden daha yukarıda hakikatlerimiz vardır. Vardır ki orada melekler gibi diğer varlıklar mevcut değildir. Onların da kaynakları vardır ancak daha henüz programa gelmiş değildir. Ve insanın programı oradadır. Programa gelmiş değil dedi. Tecelliler daha henüz orada olmadığı için melekût mertebesindeki melekler daha halk edilmemiştir. Çünkü halk ediş sıraları değildir. Sıfat mertebesine daha gelinmediği için, tenezzül oraya ulaşmadığı için Cebraillik diye bir mertebe yoktur. Ama insan onların üstündedir. İşte o hadiseyi anlatırken Mevlana Hazretleri o Miraç gecesindeki hadiseyi Mustafa'nın koltuğunun altında başka bir elbisesi vardı. Onu çıkarıp Ahmet'in, onu çıkarıp giydi, onundan gitti oraya diyor. Ama Cebrail'de o elbise yoktu. Nasıl göğe çıkarken hani gaz şeyli elbiseler giyiyorlar, astronotlar, denize girenler nasıl balık adam elbisesi tüplü giyiyorlar, orada yaşayabiliyorlar. İşte o elbise, o makamda ki elbise idrak aslında orada, anlayış meselesi. Peygamber Efendimiz'in kaynağı oradan olduğu için ki bu şekilde de miraca çıktı işte. Kaynakları vardır ancak daha henüz programa gelmiş değildirler ve insan programı da oradadır. Bakın hayvanlık programı da dünyada zuhura gelmekte. Maddesel ruh, maddi manada ruh da dünyada faaliyete geçmekte. Kaynağı burası. İşte insanın ayağının sabitesi daha burada, yani ilimde de değil, ilahi şuurdadır. Yani ilmi ilahiye gelmezden evvel ilahi şuur, bu şuur olacak ki o ilmi düzenlesin, ortaya getirsin. Daha orada insanın programı var. Aklımızda bir düşünce vardır, şuurdadır. Kaleme henüz gelmemiştir. İlme dönmemiştir. İşte buna Ümmül Kitap denilmektedir. Ve henüz kitap ismini de almamış bir kitaptır. Sadece tabir babında söylenmektedir. Bunların
buradan vahidiyet mertebesine aktarılması ve orada ilk zuhura gelen sıfat-ı subutiye ile birlikte rahmaniyet mertebesinin açılmaya başlaması ile bunlar kaza yani hüküm ismini almaktadırlar. Ayağını sabiteler aynı zamanda. Vahidiyet mertebesi tek başına bir mertebe değil, bir sahadır. Yani ahadiyet hakikatlerinin zuhura çıkmasına mahal olan bir yerdir. Ve burada en ilk ortaya çıkan ilah hakikati olmaktadır. Ve uluhiyet mertebesi burada başlamaktadır. Ki burada da yine zat-ı mutlak halini almakta. Yalnız buradaki zat uluhiyet zatı, ahadiyet zatı değil diyor. Ahadiyet zatının vahidiyette zuhura çıkmaya program olarak, dış zuhura değil program olarak, ayan sabite olarak zuhura çıkmaya başlamasıdır. İlk ortaya çıkan ilah hakikati olmaktadır. Uluhiyet mertebesi burada başlamaktadır. Ve Ümmül Kitap'tan Levh-i Mahfuz'a burada intikal etmektedir. Burası bir bakıma hem zat mertebesi hem de zat mertebesinin zilli, gölgesi ve ilmi manada zuhuru ve aynı zamanda sıfat mertebesinin faaliyet alanıdır. Ki genelde vahidiyet ismi veriliyor. Şimdi sorun, çözüm yeri burası. Bak demin senin sorduğun yer. Uluhiyet mertebesi ile ayan sabiteler aynı düzeyde mertebeye çıkmış iseler, aynı düzeyde zuhura ilmi manada çıkmış iseler, o zaman her bir ayan sabite de o kişinin zatı mutlağıdır. Yani her bir ayan sabite birey olarak kişinin zatı mutlağıdır. Bir de uluhiyet mertebesinin zatı mutlağı var ki uluhiyet mertebesi olarak bütün bunları kapsamına almıştır. Şimdi şu mesele, bir bakıma bizdeki ahadiyet mertebesinden gelen zatımız itibariyle birey, insan, halife hükmünü alacak daha sonraki aşamalarda bireyler ile birlikte uluhiyet mertebesinde bulunan zat-ı mutlak, genel olarak zat-ı mutlak yani uluhiyet mertebesi, bakın şimdi bu ayan sabiteler uluhiyet mertebesine kontrolüne verilmekte. Burası mühim. Bir türlü bağlantı kurulamıyor burada. Cehal edilmiş değil de nasıl oluyor bu iş böyle başlı başına Allah mı bunların hepsi? Mesela oraya geliyor neticede. Hiçbir bağlantısı yoksa, zuhur yoksa yani sıfat esma efal mertebeli mertebesinden kaynaklı değilse nereden kaynaklanıyor? İşte uluhiyet mertebesi oluşturuluyorken uluhiyet mertebesinin içinde uluhiyet mertebesiyle birlikte bakın ahadiyet mertebesinde olan programla ancak bunlar uluhiyet mertebesi kapsamına, kontrolüne ve bunlara hayat verecek mahalli uluhiyet mertebesine veriliyor. İşte Hakikat-i Muhammed'i mi? Hakikat-i Muhammed'i de diyebiliriz. Ama uluhiyet mertebesi sonraki ismi, yani bu toplandıktan sonra görev olarak aktarıldığında Hakikat-ı Muhammediye mertebesi olmakta ki sıfat mertebesi, orasının ismi Ceberut mertebesi, değil mi? Bir de Hakikat-ı İnsaniye mertebesi. İşte Hakikat-ı İnsaniye dedikleri mertebe burası. Yani bütün ayan sabitelerin topluluğunun olduğu İnsanlara ait olan kısım Hakikat-ı İnsaniye bölümü. Sıfat mertebesindeki. Yani o isim veriliyor ya Hakikat-ı İnsaniye mertebesi diye. Ha, işte insanların her birerlerimizin bizde içinde bulunmakla şeref duyduğumuz gerçekten büyük şeref
ne demek uluhiyet mertebesiyle birlikte kaynağımız olacak. Yani işte onun için insana verdiği değeri hiçbir bir başka şeye verilmiyor değer. İşte insanı kamil denilen bütün ayağını sabitelerin toplu olduğu bir insan manasında. Hem de abd, hem ilah. Hem de abd, hem ilah. İlah. O zaman abd değer olarak eşittir ilah. Haliyle abduhu ve rasuluhu diye de yeryüzündeki tabiri de o. Husu yani abdlığı, velayeti, risaleti de peygamberliği, nübüvveti olmuş oluyor. İşte bunlar her bir insanda mevcut. Ancak genel insanlarda kendi mülküne ait, kendi beden mülkünün velisi ve rasulü, peygamberimiz ise bütün bunlara rasul. Hepsine rasul. İşte insanı kamil denilen sıfat mertebesinde isim alan saha, bütün insanların bir insan olarak onun birer hücreleri gibi, hakikat insaniyenin birer yaşantıları gibi olan da bizler oluyoruz. Nasıl bir incir aldığımız elimize bir incir diyoruz ama onun içerisinde çekirdekleri onu incir yapıyor. O incirin içinde o çekirdekler olmasa o incir olur mu? Olmaz. Boş bir şey olur. Kabuk diye atılır. Veya denir bir zamanlar incirmiş. Tamam, bir zamanları yok bu işin. Böyle bir hali yok. İşte bizim kaza dediğimiz ayağını sabitelerimiz ahadiyet mertebesinde ilmi ilahide mevcut. O zaman malum ilme tabi olmakta. Bak. Çünkü ilim olmadan malum olmaz. Ama geldiğimiz en uçta ilim maluma tabi oluyor. Yani şu ilimleri anlatmak bizim varlığımıza tabi. Varlığımız içinde ancak mümkün oluyor. Tabiiyeti o yönden. Aciziyeti yönden değil. Eğer ilim maluma tabi olmasa hiçbirimiz zuhura çıkmamış oluruz ve bu ilim de batında kalmış olur. Zahire çıktığında hangi ilim nerede zuhura çıkmışsa o ilim orada bilinmiş olur. İnsanın insanlığı zuhura çıkmasıyla bilinmiş olmakta. Bizler zuhura çıkmasaydık kim bizim ne olduğumuzu nereden bilecekti? Evet, bu gerçekten çok mühim bir meseleydi. Süremiz de dolmuş. Soracak bir şeyler varsa, tekrar anlaşılmayan bir yer varsa bakalım, burada bırakalım. Şu paragrafı bir daha okuyayım size. Bunların buradan vahidiyet mertebesine aktarılması ve orada ilk zuhura gelen sıfat-ı subutiye ile birlikte rahmaniyet mertebesinin açılmaya başlaması ile bunlar kaza yani hüküm ismini almaktadırlar. Vahidiyet mertebesi tek başına bir mertebe değil, bir sahadır. Bir arazi olarak düşünelim, bir mahal olarak düşünelim. İşte orada ilk zuhura gelen uluhiyet hakikatlerinin açılımı ve rahmaniyet hakikatlerinin açılımı ve insanı kamil diye, ceberut alemi diye, hakikati insaniye diye daha başka birçok isimleri olan bu yerde bizim de ayağın sabitelerimiz isim almaktalar. Yani ahadiyet hakikatlerinin zuhura çıkmasına mahal olan bir yerdir ve burada en ilk ortaya çıkan ilah hakikati olmaktadır ve uluhiyet mertebesi burada başlamaktadır. Ve Ümmül Kitap'tan Levh-i Mahfuz'a burada intikal etmektedir. Burası bir bakıma hem zat mertebesi hem de zat mertebesinin zilli yani gölgesi ve ilmi manada zuhuru ve aynı zamanda sıfat mertebesinin faaliyet alanıdır. İşte zat-ı ahadiye, zat-ı mutlak, uluhiyet diye zuhura getirdiği ve kendi hakikatlerinin zat-ı mukayyet olarak zuhura çıkmasına başladığı yer burası
ve bütün bu uluhiyet ismini alan sahadanın aslı da sıfatlardan ve isimlerden ve fiillerden meydana geldiği için işte Adem, Allah Adem'e burada isimleri öğretmeye başladı. Bak, hakikat-i insaniyedir. O cennetteki çok sonra zuhura gelen hadisesi. Hani bahsediyordu ya ayet-i kerimede, ayet-i kerimede birinci Adem'in Rabb'i talim ediyor. O fiile gelmeye başladığındaki talimi aslında onun künyesine iliştirilen orada. Daha o sahada sıfat-ı subutiyede de orada hayat, ilim, irade, kudret, kelam, simi, basar daha oradan verilmekte. İnsan suresinin başında hani onun üzerinden bir zaman geçmedi mi ki o anılan bir şey değildi. Ha, dediği orası işte ahadiyet mertebesinde vardı ama anılan bir şey değildi. Anılması için sıfat mertebesinin oluşması gerekti. Orada da rahmaniyete intikal ettirildi. Er-Rahman, Allemel-Kur'an, Halakal-İnsan. Bakın ne kadar müthiş. Ve Allemahul-Beyan. Ona öğrendiğini öğretmeyi de öğretti. İşte bu uluhiyet hakikatidir. Bak. Öğretmeyi öğreten uluhiyette vardır sadece. Bir de insanda vardır. Ruhla ilimin birleşmesi. Birleşmesi ve faaliyete geçmesi. Zikir olmadı. Yaparken neden ya insan diye çekilmiyor o zaman? Uluhiyet isimleri çekiliyor. Devran'da örneğin ya insan ya insan demiyoruz. El insan, el aman diyoruz. Çok değişik bir soru oldu. Şimdi eğer bu şekilde çekilmiş olsa bu hakikatin farkında olmayan insanlar insanın beşeriyetini insan zannederek beşeriyetine uluhiyet atfetmiş olurlar. Nitekim Firavun'da olduğu gibi. Beşeriyetini onu ilah zannettiler. Halbuki Firavun'da da aynı bu hakikatler vardı. İlahlık vardı ama batınında vardı. Onun ilahlığı da mudil yönünden idi. Ama bu ilim Muhammedi bir ilim olduğundan daha evvelce bu ilim Museviyet mertebesinde tenzih olduğu için bilinmediğinden ortaya çıkamazdı. İşte Peygamberimizin yüceliği de o zaten. Bütün bilgileri getirmesidir bizlere. Baştan bu şekilde ifadeler olsaydı beden olarak insan, beşeriyeti insan olarak alınırdı. Tabii ki bu beşeriyetimiz bizim elbisemizdir sadece. Burada bahsedilen hakikati insaniye, beşeriye değil. Hakikati beşeriye, hakikati insaniyenin beşer olarak elbisesi olmaktır. Onun için ya insan ya insan diye zikir edilmez. Ama Allah'ın da en büyük isimlerinden birisi insandır. Yani. Ki insanı kamil olarak ismi bırak görüntüye gelmiştir. Yani. Bütün alemlerde aldığı isim insanı kamil. İnsanı kamil de bütün insanların ayen sabiteleriyle birlikte toplu olduğu bir saha. Sadece bir insan olarak değil ayrıca. Bir yazı vardır. Bin insan bir insan gibi. O seyrin, seyri sülukun altı oluşumundan birisi de budur. İşte bütün insanlar, bizim neslimiz olan insanlar, Adem Aleyhisselam'dan, ilk insandan başlayarak son insana kadar gelecek kimselerin hepsinin toplu olarak halde yaptıkları bir seyri sülüktür. İşte. Bu da hakikati insaniyenin kendisidir. Yani bütün insanların toplu olarak bulunduğu bir tek vahid insandır. İşte biz o insan hakikatinin birer naneleriyiz, birer taneleriyiz her birerlerimiz. Ama her birerlerimiz bir insan tanesi, tane de tohum olduğundan bütün insanlık hakikati bizlerde mevcuttur. Cenab-ı Hak her birerlerimize bu hakikatleri idrak edecek aklı, fikri, zekayı, gayreti nasip etsin inşallah. Evet, bu kadar.
bugünkü süremiz doldu, biraz geçtik bile. Cenab-ı Hak kolaylıklar ihsan etsin. 2015'te hayırlar nasip etsin inşallah. Allah'ın 1200 lira falan dinlettiğini sevdiğinden dolayı her şey var ya. Yani tam olarak dinlettiğini, yani o sevdiği bilinmekliği, işte bu hakkıyla beni bildi dediği an hangisi olmuş oluyor? Miraç mı oluyor? O an bir an mıydı? Kim? Kulu yönünden mi? Yani Rabb'u kula dedi ki bu beni bildi. Efendim şu şekilde, yani Allah'ın bu sevdiği bilinmekliğini, o cümle ne zaman kapandı? Baştan yani? Sonra. Arasında. Yok yok, baştan sonra hep geçerli, kapanması diye bir söz konusu değil. Ama mesela Hazreti Adem'in dünyaya inmesiyle de bilinmek... Tamam, açıldı. Şimdi bu çocuk, çocukların, bak çocuklarımız var, bir şeyden haberler var mı? Bunlar idrak etmeye başladığı zaman tekrar o yeniden açılmaya başlıyor. Bilinmekliğini istediği safha yeniden birden başlamış oluyor. Bir an değil. Bir an değil. Devamlı. Bir an olsa hakka zarar verir o. Bir an olursa kayıtlanmış olur Cenab-ı Hak. Ama o la kayıt. La kayıt o. O çocukta o gizli hazine açılmaya başlıyor. Yani her an külliyemürişen, o her an bir değişikliktedir diyor ya, bir durağanlık yok bir şey. İşte yeni gelen nesillerle hep açılıyor. Yeni kurulan galaksilerle, yeni kurulan işte gök cisimleriyle yeniden açılıyor. Her bahar yeniden açılıyor. Toprakta o yeşillikle ortaya çıktığı zaman. Hep bilinmekliğini istediğin tekrarı bunlar. Bu çocuk daha evvel yoktu. Vardı, ayağın sabit olarak ama şuurda değildi. İlmi mahiyetteydi. İşte o ilmi mahiyetin bilinmekliğini istediği o çocuğu zuhura getirdi. O yaşantıya çıksın diye. Sen de öyleydin, biz de öyleydik, hepimiz öyleydik. Az önce söylemiştik, yani ayağın sabiti mahluk olmadan değil önceki. Ha, orayı biraz açalım. Orası sohbette gelecek. Gelecek. Hatta. Ama yetmeyecek bugün. Bitiririz diye düşünüyorduk ama. Neyse, bir pazarımız daha var. Ona göre tamamen o zaman inanç sistemi değişiyor. Haliyle tabii. İnanç sistemi denilen şey klasik, klasik basma kalıplaşmış olan şeyler. Hani demin mevzu oldu ya, her mertebede bir başka türlü zuhuru var. Hemen o kadar kolay olsa, bu kadar uğraşmaya ne gerek var ya? O zaman Allah'ın ilmi de kolay anlaşılacak bir şeymiş gibi gelir. Bir bakıma o en tehlikeli bahis. Bir ara Peygamber Efendimiz bir yerden geçiyormuş, birkaç kişiyi görmüş. Böyle hararetli konuşuyorlar. Ne konuşuyorlar demiş. Kaza kader hakkında konuşuyorlar diye sorduğu söylemiş. Sinirlenmiş Peygamberimiz. Yüzleri, yüzü kızarmış böyle sinirden. En tehlikeli mevzu. Men etmiş onları. Konuşmayın. Bunları. Sizden evvelki ümmetler kavimler de bundan helak oldu diye sormuş. Bize men var mı? Bize men var mı? Bize? Men var mı? Konuşmakta mı? Hayır, yok. İrfan ehli bunları aydınlığa çıkarmak için gelmişler. Men ne var? Hocam hakikatini kavrayınca, insanın bireyi kulun hakikatini kavrayınca o zaman zaten kaderini de öğrenmiş olmuyor mu? Yani kazasını öğrenmiş oluyor. Şimdi bunun bir ilmi olarak bilinmesi var, bir de kendisi yaşanması var. İşte mühim olan onu yaşamak. Ve kaderini, yani kazasından meydana gelen kaderini bilinçli yaşaması var.
Kaderini bilinçli yaşarsa kişi vakitlerini en güzel şekilde değerlendirmiş olur. Kader miktardır. Çünkü ona verilen emanettir kader. Kazayı değil de kaderi kalbimiz. Önce kaderi değil mi? Kazayı değil de önce kaderi düşünerek onu kader içinde yaşıyoruz. Kaza program, kader de yaşantısı oldu. Biz kaderin kader bizi içinde... kazaya götürecek ama. Kazaya götürecek de hangi... Kaza kazaya götürecek bizi. Hangi kazaya götürecek? Kader. Kader, kader kazaya götürecek. Hangi kazaya götürecek? Programlanmış olan kazaya. Ayağın sabitindeki kaza neticesini gösterecek bize. Götürecek derken yani kelime biraz değiştiriyor. Neticesini bize gösterecek. Kader içerisinde kaza neticesini biz görmüş olacağız. O da tasdik etmiş olacak bu budur diye. İşte şehadet alemi burası o yüzden. Ve kazanın müşahadesi olduğu için burası şehadet alemi. Ali Sabi dedi ki açığa çıkan yani zuhura çıkan her gün şehadet etmiş oluyor. Evet, burada şehadet edilmiş oluyor. İnkar edecek bir şeyimiz kalmıyor. Namaz kılmışsak biz tasdik ediyoruz kendi kendimize. Kılmamışsak, asi olmuşsak biz tasdik ediyoruz asi olduğumuzu. Gözün gördüğünü görür yani anlamıyor. Yalanlayamıyor. Çünkü müşahedeli. İşte bu kaderin yani kazanın kaderde yaşanan tarafının bir mutlak olan tarafı var. Mutlak kader diyelim. Yani kazanın mutlak kaderi. Onu değiştiremiyoruz. Zaten de sorumlu değiliz zaten. Ama kazanın muallak kaderi var. Yani bize bırakılan bir sahası var. İşte bizim mesuliyetimiz o saha içerisinde. Kimliğimizde, hilafetimiz, halifeliğimizde o saha için geçerli. Ayağın sabitesini bilen kişi zuhura gelmeden önce kaderini bilebilir mi? Ayağın sabiteyi öyle kolay kolay bilen kişi diye bir şey çıkmaz ortaya. Süpermen de olmaz mı? Bazen. Bilen de bildim de mesela. Tabii o da ayrı konu. Bazı yazarlar ayağın sabiteye nüfus etti. Yani nazar etti de ayağın sabiteyi okudu da böyle oldu diye. Buna bir abartı şeylerdir. Biraz gerçekçi olmak lazım. Çocukluk devresini hatırlayamayan bir kimse ayağın sabiteyi nereden bulacak öğrenince? Akıl, insan aklı oraya ulaşamıyor ki zaten. Yani nereden? Bazı evliler şeyler işte. Abdülkadir Bey'in adı düşün söylerler. Kaderi değiştirdiğini söylerler de burası ama muallak kader. İşte nazar etti de Muhittin Ali Hazretleri zora geldi falan. Evet. Gel işte sırtımda şey yapayım falan dediği olayda böyle bir ifade var. Yani oraya iltica ediyor. Onlar biraz... Ben bilemiyorum. Belki bilen varsa elini öperiz. Oraya gelmedik. Ya nasıl? Oraya gelmedik tabii. Ha ben bilemedik. Bir şey o yüzden peygamberimiz dokuz beyin oraya gidiyor. Vardır belki. Allah'ın ne tür kulları vardır. Öyle bilmediğimiz sahalar vardır. Olabilir. Ama biraz gerçekçi olarak bakmak lazım meseleye. Yani bir insan ne kadar sıyrılırsa sıyrılsın benliğinden, beşeriyetinden, dünyasından. Ama bulanmış üstümüze temizlenme mümkün değil. Yani bu elbise çıkmadan o sahaya girmek mümkün değil. O sahaya girmek için de yine burada mümkün olduğu kadar o sahayı tanımış olmak lazım. O sahanın sistemine uygun bir hale gelmek lazım. Ki orada hayatını sürdürsün. Orasını hiç tanımayan bir kimse. Elinde döviz yok, pasaport yok, uçak bileti yok, şu yok, bu yok. Getirmişler, gümrük kapısına bırakmışlar. Karşı taraf almıyor, yok diyor, böyle bir kaydı yok bizde. Bu taraf diyor ki,
sürdük biz onu oradan. Burada artık işi yok. Ne orası kabul ediyor, ne burası geri alıyor. Keyifsiz alanda kalıyor. Allah korusun. Çok zor bir hadise gerçekten. Şu mevzuları konuşan bir grup yok yeryüzünde aşağıya. Bilmekliği istememenin kemalli durumu mu? Hangisi? Kaza kaza. İstememenin. Yani bilmekliği istiyorum istiyorum diye bizi kandırmış gibi oluyor da hani. O kandırır o zaten. Kendisi demiyor mu? Ben hilebazım. Ya bırak kandırma Allah olsun ya. Ama onu kandırmasa hayırlı. Hayırlı ya, kandırma Allah olur. Hayırlı kandırma olur. Yani suya kandırma gibi kandırma olur. Aldatma babında kandırma olmaz. Kandırma kanaat meselesi. Kanaata ulaşmak olur. Hocam cinler de aynı hükmü mü tabi? Onlarda da seyircilik bu şekilde mi devam ediyor? Onlar melekût mertebesinde başlıyorlar ya, insan kadar yukarıda yerleri yok. Melekût mertebesinde meleklerle birlikte onların alkedişi başlıyor. O kadar. Meleklerin zıttı bir bakıma onlar da işte. Mudil isminin kemalli zuhur mahalli onlar da. Ama Cenab-ı Hak onlara da Adem'e secde emrini verdi ve onlar isyan etti. Benim aklım daha çok çalışıyor. O dedi çamur, ben ateşim, daha yukarıdayım diye yanlış bir kıyasla kendini yüksek gördü. İman edenleri peki Peygamber Efendimiz'e iman edenleri? İman edenleri Kur'an-ı Kerim'de, hadislerde ben iblisler cenneti var diye bir şey duymadım. Rastlamadım belki. Bilemiyorum. Ayet açık canım, onlara göre cehennem. İşte cehennem diye var da iman edenleri de var diyorlar da yani onların da cennetleri var mı yok mu bilmiyorum. Adem'e secde etmiyor ki nasıl iman olacak? İşte tamam etmiyor da yani var ya iman edenleri. Bu şeyler söyler ya. Ben hepsini Adem'e yaparım dedi ya. İman edenleri Adem'e yapmam diyor. Allah'a secde ediyorum diyor o da. Vallahi diyor. Yani kayıtlarda hiç rastlamadım. Yani ehli hal iblislerin nereye gideceğine dair. Ayet var mı hocam? Biz insanları ve cinleri ancak bize ibadet etsinler diye. Diye halkettik diyor. Tamam. Var. Onlardan da bekleniyor. Ama cennete gidecek diye bir bilgi yok. Bulamadım ben. Cehenneme gidecekler diye bilgi var. Hepsi cehenneme gidecekler ya çoğunluğu diye. Bunların cenneti cehennem mi? Belki onun katmanları varsa daha hafif olan yerleri onlara göre olabilir. Bilmiyorum. Bunlar ateşten yaratıldılar ama ateşe gidecekler. O zaman oradan mutmain olmayacaklar. Vallahi öyle diyorlar da. O konu da biraz muğlak bir konu. Ateş ateşi yakar mı diyorlar. Ateşe gidecekler, ateş aynı mı? Aynı mı? Şimdi onu Muhittin Arabi'ye mi ne çocukluğunda bir yerde sormuşlar. Getirmiş adamın kafasına bir tuğla vurmuş. Ateş ateşe zarar verir mi diyor. Felsefeci de söylemiş de. Hadi bakalım toprak, bu toprak sen de topraksın, zarar vermiyor mu diyor. Bağırmış o. Belki onların ateş cehenneminde bir buzdolabı koyacaklar, maddeler soğutacaklar orasını. Onlara azap da öyle olacak. Allah bilir, siz bilmezsiniz diyor. Öf. Var mı başka soru bir şey? Hocam bir soru geldi buradan. Buyurun. Osman Bey'in selamı var. Aleyküm selam. Ne yapacağımızı bilelim diye konusu çok tartışılıyor.
bilmez deniyor, bilir deniliyor. Bilseydi öyle denmezdi deniyor. Hangisi doğru? Ayrıca bu söz kişideki, kuldaki uluhiyet kapasitesini işaret eder mi? Ben size vereyim, siz okuyun. Tamam. Yani şöyle anlatır mısınız? Sen oku okumayacak. Ne yapacağını bilelim diye. Sen bir oku evvelen, sonra bana kelime kelime. Cümle cümle. Ha, insanların ne yapacaklarını bilelim diye. Ne yapacağımızı bilelim diye konusu çok tartışılıyordu. Ne yapacağımızı bilelim diye. Tartışırlar. Tartışırlar o konuyu. Çok tartışırlar. Neden? Hakikatini bilmezler. Allah bilmiyor muydu ki bilelim diye? Sence Muhammed suresinde geçen bir ayettir o. Bilelim diye. Bilmez deniyor, bilir deniyor. Bilmez mi canım? Allah bilmeyecek de kim bilecek? Allah bilir de bir ne yapacağınızı bilelim demesiyle kendini de katması bu alemin içinde yaşadığını gösteriyor bize. Evvela o mühim. Hani tenzih mertebesinden bakanlar, yani Allah'ı ötelere atanlar bu ayeti çözemezler, zaten mümkün değil. Evvela Cenab-ı Hakk'ı bu aleme indirmek lazım. İndirmek derken aşağılaştırmak manasında değil. Buraya nüzül, kafamızdan nüzül ettirmemiz lazım. Zaten o burada, o kendi mülkünde evvel odur, ahir odur, zahir odur. Ve huve alâ kulli şeyin kadir. Hem onu okuyoruz hem de diyoruz ki Allah kara karanlıkta kara taşın altındaki kara karıncanın hareket ettiğini duyar, görür diyoruz. Hem de ötelerde diyoruz. Ya bu ters birbirine, düşünce ters. İşte onu anlamak için evvela aklımıza, kendimize indirmemiz lazım. Devam ediyor mu? Bilseydi öyle denmez deniyor. İşte o kendi zahir, aklı cüzüyle bunu anlamaya çalışıyor da o kadar. Kendine kıyasla. Bilseydi demesi, bilmemesinden kasıt değil. Bizle birlikte o da görsün. Kendi kendinizi şahit, sizi şahit tutuyorum. Ben de buna şahidim diye onu bildiriyor bize. Yani bilelim diye, değil mi? Bu fiili hem işleyen bilsin, hem de müşahede eden, gören de bilsin. Şimdi sen bir işi yalnız bir yerde işlersin. Kimse yok. Onu sen bilirsin sadece, başkası bilmez. Mesela oturdun, gittin bir yerde, bir çay bahçesinde çay içiyorsun, yalnızsın. Bunu sen biliyorsun. O zaman burada bilelim hükmü ortaya çıkmaz, senin şahidin olmaz. Sen istediğin kadar de ben orada gittim çay, şu saatte buradaydım çay içiyorum de. İspatlayamazsın. Ya, Cenab-ı Hak orada ispatçı olarak bizim yanımızda müşahede olduğunu gösteriyor, haber veriyor. Bilelim diyor. Yani ben seni görüyorum orada ne yaptığını. Şahidim benim diyor. Doğrudan doğruya Cenab-ı Hak müşahededir orada kulu için. Eğer böyle bir fiil işlenmeden Allah bilseydi senin çayhaneye gidip de çay içeceğini, mesela sen hiç bu fiili yapmasaydın ne olacaktı o zaman? Allah'ın bilmesi bir işe yaramıyor ki. Ayşe, yanlış anlaşılmasın. Allah'ın bilmesinin zuhurda şahadetlendirmesi gerekiyor ki Allah da desin işte bu fiili işledi de onun suçu itibariyle yahut onun mükafatı itibariyle cezalandırdım yahut mükafatlandırdım, bunu bilelim hep birlikte diye. Yani inkar tarafı kalmasın işin diye bilelim diyor, yoksa bilmediğinden değil. Bildiği üzere fiil işlenmeden onu kaydetmiş olsa o zaman kişiye de haksızlık olur, Allah'a da haksızlık olur. Biz bilemiyoruz ki batında o işin yapılıp yapılmadığını. Eğer öyle olsaydı bu alemin halk edilmesine hiç gerek kalmazdı. Hangisi doğru denmiş? Ondan sonra hangisi bu doğru? Ayet-i kerime doğrudur. Ayet üzerinde yorum yapılmaz, tereddüt olmaz. Ayrıca, Allah öyle dediyse öyledir. Ayrıca bu sözler kişideki kuldaki uhriyet kapasitesini içerik eder mi? Nasıl? Ayrıca bu söz kişideki kuldaki uluhiyet kapasitesini işaret eder mi? Gayet tabii, oraya bağlı zaten.
o hakikati idrak edemeyen, kendisindeki hakkı bulamayan kimseye böyle tereddütlü olur. Bunlar hakkında hep sorular, sualler çıkartır ortaya. Ama kendisinde olan hakkı bilen bir kimse burada zaten bir soru, sorun olmaz onun için. Açıktır ayet-i kerime. Ne diyor şair, hani zaman zaman söyleniyor diye. Baştaki halini anlatıyor. Ben bilmez idim, gizli ayağın hep senimizsin. Canlarda ve tenlerde nihan hep senimizsin. Bu alem içre senden bir haber, bir işaret beklerdim. Ahır bunu bildim ki cihan senimizsin. Bu hakikati çocuğa da söylesek, ezberletsek o da anlatır sana. Değil mi? Yarım saat, bir saat içerisinde ezberler, aynı şeyi söyler. Ama bunu söylemek başka, bunu yaşamak başka şeydir. Yani ne dediğini kişi... Yaşayınca hani ya, tevhid oluyor. Yaşayınca kendinde buluyor. İyi anlaşılmasa bu vehimi sorularda bitmez. Ha, bitmez. Yani bu ezberlense bile bu bilinmiş olmak olmaz. Kelamını sadece ezberlemiş olur ama yaşantısı olmayınca olmaz. Bir yemek tarifine benzer sadece. Yemeği yemedikten sonra ne bileceksin onun tadının ne olduğunu. O görelim kısmını hani bu ayetler için uluhiyetin vitriyetteki kimseyle beraber vitriyetin fiiliyle beraber uluhiyetin vitriyetin fiilini görmesini istemesi denilebilir mi? İşte hem o yönü var hem de alemin içinde yaşadığının açık ifadesini belirten ayetlerden bir tanesi. Yani. Bu alemin içerisinde olmasa tebbet yeda abi lehebim ve tebbeder mi? Bak, ne kadar hayatın içerisinde ki Ebu Leheb'in elleri kırılsın diyor açık olarak. Mutlak zatta, zatı mutlakta olan bir Allah'ın efal alemiyle ilgisi ne olsun? El kırılmasıyla, el bağlanmasıyla, iki elimizle halk ettik diye bu ellerden bahsetmesine gerek var mı? Yok. E o zaman kim bunları bize bildirecek? Kimden öğreneceğiz? O da mümkün değil. Cahil kaldık, gitti o zaman. Sopa gibi her bir ellerimiz ortaya çıktık, ormandaki ağaç gibi. Yaşadık, ömrümüz bitti, sonbahar geldi, gitti. Olacak. Orman, insan ormanı olurduk. Başka bir şey olmazdık. İşte insanı insan yapan baştaki hakikati itibariyle kaynağının burada zuhura çıkmasıyla mümkün. Burada bu hakikatleri çıkaramazsak çok yazık olmuş olacak bize. Yani o yetimeyni, iki yetimin Hızır Aleyhisselam'ın üstünü örttüğü hazinesi var ya, işte o hazine onun altında kalır, biz de onun Hızır Aleyhisselam'ın lafazanlığını yapar geçer gideriz. O yetimin biz olduğunu, o hazinenin bize ait olduğunu öğrenemezsek, bilemezsek, ama Museviyet mertebesinde çıkmıyor hazine. Museviyet de örtülüyor. Muhammediyet mertebesinde hazine çıkıyor ortaya. Bizim ikiliyi çok iyi bilmemiz lazım. İkiliği tabii hakkıyla yaşamamız lazım. Ve o kadar mühim ki hadise birbirlerine bağlı. İlk gelen ayet-i kerime İkra bismi rabbikellezi halak. Bak Rabbinin ismiyle oku. İşte bize gelen ilk besmele bir ismi Rabb'tır. Bismillahirrahmanirrahim değil. Müslümanın ilk besmelesi budur. Ama kısa süre sonra büyük besmele geldiği için odur geçer. Çünkü daha o devrede Bismillahirrahmanirrahim'i anlayacak ilmi ilahiye, vahiy ilahiye inmemişti. İşte bu yüzden rububiyet mertebesi kaynaklı olduğu için bizi kudse secde ettirdiler. Yani Museviyet mertebesine secde ettirdiler. Yoksa Kabe de vardı önlerinde. Niye Kabe'ye secde ettirmediler, kıble yapmadılar?
bir ismi Rab olduğu için o mertebede. Biraz gelişme olduktan sonra yine aynı mahalde ama insanlar farkında olmadan İseviyet mertebesine, yani teşbih mertebesine secde ettirdiler bizi. Yani o günkü Müslümanları, bugün de geçerli o. Birey olarak geçerli. Tabii suret olarak değil de batında. Kim ki tenzih mertebesinde yaşıyorsa kıblesi onun Kudüs'tür. İstediği kadar Kabe'ye dönsün. Hakikati itibariyle. İşte İslamiyet hakikati geldiği zaman ancak Rahman ve Rahim devreye girdi. Allah Rahman ve Rahim. Orada bir ismi Rab'tı. Rab devredeydi. Rububiyet, yani tenzih, esma alemi ile başladı. İslamiyet'in ilk faaliyeti. Vakti olsa da tabii insanın bu ayet kelimeleri çıkarıp sırasıyla da yerleştirebilse. Gelen nüzul sırasına göre ayet-i kerimeler başka ve tanzim sırasına göre ayet-i kerimeler başka. Biz tanzim sırasına göre Kur'an-ı Kerim düzenlenmesini okuyoruz. Sonra Kur'an-ı Kerim ilk geldiği zaman harekeleri yoktu. İslamiyet namaz ilk farz olduğu zaman ezan-ı Muhammedi yoktu. Bunlar dünyada oluşturuldu, değil mi? Demek ki dünya kadere katkıda bulunabiliyor. Kur'an-ı Kerim üzerinde kader bak tahakkuk ediyorsa, yani değişiklik tahakkuk ediyorsa, bizlerin alemlerin üstünde haydi haydi, yani buraya bırakılan hükümler var. Hükümlerin hepsi yukarıdan tepeden inme hükümler değil. Öyle olsaydı ezan-ı Muhammedi de birlikte gelirdi. Ezan farz olduğu zaman ezanınızı böyle okuyacaksınız derdi. Namaz farz olduğu zaman Kur'an-ı Kerim geldiğinde harekeleriyle birlikte gelirdi. Tanzim sırasına göre gelirdi. Eğer her şey yukarıdan düzenlenip de geliyor idiyse. Ama görüyoruz ki burada düzenleniyor. Demek ki kaderi muallak bölümü gerçek bir husus. Yani insanların iradesine bırakılan bir süremiz var. Bizim ihtiyacımıza göre mi o zaman Kur'an-ı Kerim burada düzenlendi? Tabii günün daha faydalı olunsun diye. Harekeli olarak gelseydi onların ne olduğunu pek anlayamazdık zaten. İhtiyaca göre okunmalarda bazı yanlışlıklar lehçelere göre çıkmaya başladı. O zaman zaruret oldu. Bunu da araştırmak lazım. Yani o yazıyı bir çıkarmak lazım. Kur'an-ı Kerim'in harekelenmesi süresi bir süreç geçiriyor. Birçok münakaşalar yapılıyor orada. Karşı çıkan alimler var. Şeyde olan, olsun diye yapan alimler var. Karşı çıkan alimlerden, sahabe-i kiramdan bazıları ileri gelenler mani oluyorlar. Geldiği gibi olacak bu diye. Ama yanlışlıklar da olunca o zaman o kişiyi bilmiyorum ne kadar doğru hatırımda kaldığına göre ikna edebilmek için onun yolunun geçtiği yere birisini oturtmuşlar, vermişler Kur'an-ı Kerim sayfalarından. Oku bunu kasıtlı olarak. Üstün okuması lazım gelen yeri esir eyle. Yani ü, a diye okuması gelen yeri i diye okuyor. O gelen kişi de bilhassa aa diyor Kur'an-ı Kerim yanlış okunuyor. Hakikaten ihtiyaç varmış bu harekelere diye ikna ediliyor bu şekilde. Sonra karşı çıkmıyorlar ve harekelendiriliyor. Demek ki burada işte o da Kur'an-ı Kerim'in ayan-ı sabitesinin kader bölümündeki olan yeri. Bak kazası bozulmuyor. Yani Allah'ın asker hükmü duyuyor, olan ayet-i kerimeler duyuyor. Bozulmuyor. Orası mutlak kader, mutlak kaza ya diyelim. Harfler de duruyor. Harfler de duruyor. Aynen. Ama olduğu hareketleri. Gibi. Ama harekeleri ki ismi üstünde hareketlendiriyorum. Hayata geçiriyor. Kolaylaştırıyor. Harekeler olmasaydı bugün kimse okuyamazdı.
Arapçayı, Arap dilinin dışındakiler, Arap olmayanlar okurdu ama Arapça öğrenmesi mutlak lazımdı. Ama harekeyi gördüğün zaman i, e, o, ü neyse okuyuveriyorsun. Ne kadar kolaylık, ne kadar güzellik. Yani şunu belirtmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim gibi asli olan, mutlak olan bir kitap üzerinde insanoğlu müdahil olabiliyorsa, müdahale edebiliyorsa, tabi kendi hayatının üstünde de bu hakka sahip. Yani Cebriye'nin dediği gibi yukarıdan kurgulanmış bir hayat yaşamıyoruz. Mutezile'nin dediği gibi her fiilini de kul halk etmiyor. Her fiili kul halk etmiş olsa Kur'an-ı Kerim'de kul yazmış olacaktı o zaman. Zaten öyle diyorlar ya, bu Muhammed yazdı bunu diye. Böyle olduğu halde o tehlike var ortada. Neyse, yorduk kafanız fazla. Allah hazmını versin. Kadir'e doğru al. Karıştırmasın. Bilmeden doğru istiyor. Allah hayırlara vesile etsin inşallah. Yalnız şu konu mühim bir konu. Yani ayan-ı sabitelerin korunması, hakka verilmiş olan istikaklarını onun için oradan istiyorlar. İşte. Ha, uluhiyetten istiyorlar. Yani uluhiyetin, ha, uluhiyetin kapsamı çok geniş. Kendi mertebesi düzeyinde olan bu birimlerin de yaşam sahasını ortaya getirmiş oluyor. Onları yaşatıyor. Yani uluhiyet tarif ederlerken nasıldı? Her bütün varlıkları kendi mertebelerinde korumaya Allah ismi denir. Mudili de koruyor, kafiri de koruyor, mümini de, münafığı da, Müslüman da hepsini koruyor. Hem koruyor hem de istediğini veriyor. İşte ihtiyaçlarını veriyor. Koruması o zaten, ihtiyacını vermesi. Yani yağmuru yağdırıyor, o kafirler kafir olduğu için yağmur yağdırmıyor. Siz kafirsiniz, size yağmur yağdırmayayım diye, o zaman rahmaniyet tecellisine ters düşer. Rahmeti umumiye var çünkü burada. Müslümanı da Müslüman olduğu için bu karları yağdırmıyor. Sadece insan kul vasfı diye yağdırıyor. Yani kendi rahmetinden yağdırıyor. Yani Allah kullarını ayırmaz. Allah size ayırmaz. Bu şöyle denilebilir mi? Yani hakikati insaniye veya insan-ı kamilin tamamı, yani bir bütün nüve olarak, insan-ı kamilin nüvesi, uluhiyetin içerisindeki bir cüz denilebilir mi? Uluhiyetin içerisinde bir sınıf diyebiliriz ama en kemalli olan sınıf. Yani Cenab-ı Hakk'ın enesinin ente olarak zuhura çıktığı mahal. En bulunumdaki sınıf. Bir bakıma da. Ama en mesuliyetli sınıf. Hadi bakalım. Yavaş yavaş kapatalım. Bilgisayar başında olan evlatlarımıza da hayırlı geceler, hayırlı akşamlar dileriz. Allah zihin açıklığı versin. Allah kolaylıklar versin inşallah. Hoşça kalın. Hayırlı geceler.